Ses geliyor mu? Seste cızırtı var mı? Sanki öyle gibi geliyor bana. Cızırtı varmış gibi geliyor. Ses yok mu? Ses var lan. Nasıl ses yok? Mikrofon. Geliyor normal. Yok. İyi. Güzel. Nice. O videoların birinde cızırtı vardı. Yeri beni bitirdi. 4 Şubat'ta orada olacağım. Pazar günü geleceğim Giste. Spoiler vermeyin abi. Moderatör almayacağım bu arada. Moderatör almaya gerek yok şimdi. İyi geliyor. Serdar abi modlara gerek yok Afap. Şu anda moderatöre gerek yok. Şu anda gayet kendimi idare edebilecek durumdayım. Aç biraz. Benim sesim mi? En fazla bu kadar oluyor. Sen orada ses açmayı denedin mi dostum? Şu anda daha fazla açarsan böyle cızırtılar mızırtılar falan filan başlar. Kameranın yerine hepsi şaşırıyorum. Kusura bakmayın. Bir oraya bakıyorum, bir şuraya bakıyorum. Şöyle yapalım da. Oğlum omuzum falan şey yapmasın. Fred de şimdi yayına çıkmak istiyor. Kıramadım onu, kusura bakmayın. Kilo almışsın abi. Var ya. Oo, şu ana kadar nasıl doldurduk. Kilo vereceğim ama. Siz beni yazda görecektiniz. 120 kilo falan aldım. Şimdi çok daha iyiyim. Ama gene tabii en son yayın yaptığıma göre. Diyeyim, çok uzun zamandır izlemeyenler de var o yüzden. Ayıcık çok şirin. Ayıcık Fred o. Fred. O şeyler hep böyle Fred Bear'dır, Chica Bonnie falan hep onların yanında o. Ben şimdi bana mı geldim? Bu ne? Anlamadım ama. 4 GB ekran kartı. Ne? Call of Duty zamanından beri. Call of Duty var bayağı ya, sağlam. İyi bayağı. Call of Duty oynadığım zamanlar. Yeni Call of Duty'yi de oynayacaktım ama neden oynamadım onu? Mikrofonun sebepleri yüzünden mi? Sen sürekli böyle bağırdığında bir şeyler falan filan ses patlıyordu böyle. 120, evet 120'ydim dostum. Bana geldiniz. Senin eski bir sözün Serdar abi. Bana geldiniz. Eski onu sanki yeniden kullandım bir yerlerde ama bilmiyorum. Şimdi videolardan da spoiler vermek istemiyorum. Böyle 1-2 haftalık falan video çektim. Onlar hazır. Serdar abi takım tutuyor mu? Bir de tutuyorsun. Trabzonsporluyum ben. Sen dedin ya yayın gelirsiniz bana gelirsiniz yayına evet evet doğru o birazcık sıkıntılı olabilir muhafız bir ara oyuncularla Town of Salem oynasa Town of Salem ne diyorum şimdi Town of Salem'de kim olduğum belli oluyor o yüzden sıkıntılı olabilir Call of Duty çek abi güzel oluyor çekeceğim Call of Duty çekeceğim zamanı gelince çekeceğim şimdi değil de Ferdi abi benim Buğra Akın abi hatırla. Hatırlayacağım. Şey, pazar günü geleceğim Giz'de dostum. Orada beni bul. EU4 çekiyordum bir aralar. EU4 hala çekeceğim. Yayını yapabilirim böyle ara ara. Yayın kaçta biter? 10'da bitecek yayın. 10'a kadar devam ettireceğim. Oynayacağım. 7'de başlayacağım. 19.00 derim. 19.00'da başlarım. Abi hala Call of Duty Ghost varsa Multi ya Call of Duty Ghost'un multisi iyi değil. Bir de Call of Duty'ler bayağı hayvan gibi hafıza kaplıyor. O yüzden ben onları komple sildim şu anda. Hiçbir Call of Duty yüklü değil. Zamanı gelince onu yüklerim. Yayınlar hep devam edecek mi abi? Her hafta olacak. Her hafta yapmaya çalışacağım. Cuma günleri multiplayer oyunları, cumartesi günleri single player oyunları olacak. Ama multiplayer oynamayacağım bugün. O gelecek haftadan başlayacak. Yani çok oyunculu oyunlar oynayacağım. Hangi oyunları oynayacaksın? Undertale. 10'a kadar Undertale oynayacağım bugün. Undertale'i 2-3 sene önce, 1-2 sene önce mi, 2-3 sene önce mi bir ahbap almıştı. Hala oynamadım. O yüzden çok ayıp oldu. Onu da bitirmek istiyorum yayında. Star Wars şapkası. Bu takacağım ya. Bu kafamda olacak Star Wars şapkası. Şu an fıstık. Afiyet olsun. Dostum. Evet, spam yapmayalım. Ben okuyorum ya zaten. Chat'i okuyorum şu anda. Burası canım benim. Spam yapma. Aynı mesajı sürekli atmanız gerek yok zaten okuyorum şu anda. Undertale kitlesi hakkında ne düşünüyorsun? Bilmiyorum yani hiç bakmadım ki öyle bir kitle olduğunu bile bilmiyordum. Undertale'ın başka bir oyun oynamayacağım bugün. Yarın yayın açacağım. Yarın yayını 6'da açacağım. Yarın 6'da yayın açtığımda BioShock ile Subnautica oynayacağım. İlk önce BioShock sonra Subnautica. Birer ikişer saat. Star Wars çok seviyorum ya. Valla Star Wars'a ben de bayılıyorum. Last Jedi'yi ben çok beğendim. Beğenmeyenler de var ama olsun ben çok beğendim. Cumartesi gisti diyeyim neden ya? Cumartesi yayın yapacağım. Şimdi ben yayın yapacağım zaman şey yapmak istemiyorum. Mesela dışarıdan geldiğim zaman çok yorgun oluyorum. Çok yorgun olduğum zaman yayın yapamıyorum.
Ya deme öyle. Undertale güzel oyun şimdi. Yan kessin. Abi Skyrim oynadın mı hiç? Oynamaz olur muyum? Skyrim. Bir yıldır yayın açmıyordum. Hakikaten bir yıldır yayın açmıyordum ve bayağı heyecanlanmıştım. Bir yıl yayın açmadığım için bayağı böyle ellerim titreyerek girdim yayına. Abi GTA 5 gizemlerinde Mount Chiliad'da köprü açtım. GTA 5 gizemlerini yapmayacağım. Onun ayrı bir videosunu yapacağım şey diye neden yapmayacağım hakkında. Çok böyle videoda görürsünüz ama şimdi bahsetmeyeceğim ondan. Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator bayağı güzel. İkinci bölüm ne zaman gelir yapalım? İkinci bölüm yarın mı geliyor? Ondan sonraki bölüm mü geliyor? Öyle bir şey. Bir hafta gelmeyecek ama ondan sonra gelecek çünkü ses problemini hallettim. Bir şekilde hallettim. Boş ver yayını gel giste gezelim. Ya söz verdim ama. O planı yaptım, söz verdim. Daha sonra başka bir etkinliğe gelirim. Şimdi plan programı yapınca bozmak istemiyorum. Serdar abi ilerleyen zamanlarda Human Fall Flat yayını açar mısın? Hiç duymadım oyunu. Cidden oynuşsa şu an sen deyince duydum. Bir bakarım oyuna. Ama şu aralar oynamam herhalde. Çünkü şu an elimdeki oyunları bitirmek istiyorum. Serdar abi Crew'üne katıldı mı? Haberin olsun. Artık başka bir yayında GTA 5 online oynarsam oradan şey yaparız. GTA 5'te sildim bu arada. Çok yer kaplıyordu. Onu baştan başka hard diske yükleyeceğim. GTA gizemleri baymadı mı beyler ya? Kaç yıldır gizemli kanalı. Son bir GTA San Andreas gizemi çekeceğim uzaylar hakkında. Ondan sonra başka San Andreas gizemi çekmeyeceğim. Onda da böyle artık her şeyi kapsayacak o yaptığım gizem. Undertale'dan hiçbir karakter hatırlamıyorum dostum. Neyse seneye veya GameX'de buluşuruz. GameX'e gelmeye çalışacağım. Umarım GameX'te buluşabiliriz. Hafif. Geçen sene de GameX'e gidemedim. Minecraft oynamayacağım. Harun. Steam'de arkadaş eklemiyorum ne yazık ki. Çok karışıyor Steam daha sonra. Serdar abi Facebook'tan arayıp hayır bak Facebook'ta tamam mı kendi benim kişisel profilime gelen cevapları hiçbir şekilde cevaplamıyorum ama Facebook'ta kanalın sayfasına mesaj atarsanız onları cevaplıyorum Facebook sayfasına kanalın onları kesin cevaplıyorum ama şey olmasın işte Serdar abi nasılsın deyip orada bırakmayın onun ardından sormak istediğiniz soruyu getirin çünkü o biraz şey kalıyor bende ben öyle bir insan değilim mesela bir arkadaşımla konuşurken işte abi ne haber diyorum ondan sonra direkt konuya giriyorum yani hiç cevap vermesini beklemeden. Hani vereceği cevapta nasıl olduğunu anlayacağız zaten o yüzden. Öyle. Direkt Facebook sayfasından sorun soruları veya gruptan. Kendisini oynadım. Üçü, iki mi oynadım? Bir tanesini oynadım hatırlamıyorum. Birisini daha oynayacağım ama şu an değil. Gelecek zamanlarda artık ne zaman şey olursa. CSGO. CSGO'yu sildim ya. Bilmiyorum neden. Birazcık başım ağrıttı. En sevdiğim FNAF oyunu FNAF 4. Tanrıs uzaylar bölümü baya güzeldi. O bayağı çok büyük bir uzaylar bölümü yapacağım. Ta Minecraft zamanından beri takip ediyordum. Minecraft Exit mi? Exit zamanı vardı. Efsaneydi o. En korkunç FNAF oyunu da FNAF 4 bence. Okey. Bu yayında Undertale oynayacağım. Kendi profiline mesaj atılmıyor değil mi? Aynen. Profile değil. Facebook sayfasına. Başlıkta Undertale yazıyor. Aynen. Bağırmana gerek yok. Biraz dolaş bulursun zaten. Bak grupta paylaş. Facebook grubumuz var. Burada link var mı bilmiyorum ama kanalımızdaki videoların altında link var. Facebook grubunun linki. Onlara bir bak orada gruptan haberleşelim onun yerine. Tabi şey ne zaman açılacak? Ya şimdi değil. İlişkileri ilerletelim ondan sonra. Undertale ne tür bir oyun? Ben de tam bilmiyorum. Indie olduğunu biliyorum o kadar. Fallout New Vegas aldım. Oynamalı mıyım? Uf. Fallout New Vegas mükemmel bir oyun. Zaten onu da oynayacağım kanalda. Bayağı video yapacağım kanalda. Fallout New Vegas için. New Vegas mükemmel bir oyun. Kesinlikle oyna. Özellikle böyle RPG'dir. Şeydir falan seviyorsan. Özellikle böyle vahşi batı, post apokaliptik ortamları falan filan seviyorsan mükemmel bir oyun. Kesinlikle al. Ben seni Outlast'tan tanıdım. Hadi ya Outlast halbuki o kadar şey değildi yani. Bir Minecraft Exit kadar veya FNAF kadar veya San Andreas kadar popüler bir seri değildi kanalda. İyi güzel. Güzel ya. Böyle farklı farklı serilerden gelenler olunca hoşuma gidiyor. Çeşitlilik oluyor böyle ne bileyim. Undertale bir oyun mu? Yani oyun. Undertale oyun biraz sonra oynayacağım. Saat 19.00 gösterirsen başlayacağım. Fallout Shelter oynadın mı? Fallout Shelter oynadım da belli bir yerden sonra oynayacak pek bir şey kalmıyor. O yüzden şu oraları pek oynamıyorum. Fallout 4 oynuyorum abi. Telefondan izliyorum şu anda.
İyi bol keyifler mi diyeyim? İyi keyifler mi diyeyim? Fallout 4 de güzel oynanır ama New Vegas'ı oyna abi. New Vegas. Hiç Wolfenstein oynamadım. Hiç oynamadım hayatımda. Fallout'ta oh, bro. Alien Dragon spoiler vermeyeyim, o bayağı spoiler olur. Yayınlarda FNAF oynamayacağım. Şu an için oynamayacağım. Belki ara sıra böyle programın dışında bir yayın açarsam şey yapmayı planlıyorum böyle bir ara artık. Böyle FNAF'ta 20-20-20-20 modundan gitmeyi planlıyorum böyle hepsini teker teker. Ben senin FNAF 1'i tanıdım. FNAF 1 bayağı kanalın şeyi oldu. Ne derler? Ana damarlarından biri oldu. FNAF genel olarak. Telefondaki adamın gerçek adının gizemli. Ya onları yaptık artık. Onları herkes biliyor. William Afton onun bunun. Ha telefondaki adam diyorsun. Onu bilmiyorum bak. Exit zamanından bende. Exit. Exit efsane. Fallout 3 mü New Vegas mı? Benim en sevdiğim Fallout New Vegas'tır. Halbuki son çıkan Fallout'ların ikisi Bethesda tarafından yapıldı. Orijinal şey ama de Obsidian işi biliyor. Nasıl RPG yapılacağını biliyor. 10 dakikadan az kaldı, sıkıntı işinizde. Aynen. Eski kurallar spoiler, ban, küfür, ban, siyaset, ban. Aynen. Eski kurallar geçerli. Sert olduğumu düşünen var. Eskiden bu kadar sert olmadığımı düşünen var. Aynı kuralları uyguluyorum sonuçta, bir şey değişmiyor. Baya ya şimdi yeni başladık. Ne? Ne okuyamadım. Yeşil görünüyor bende şu an. Baya açık yeşil görünüyor, okuyamadım. Ya öyle yani. Şu an böyle başlayacağız. Yavaş yavaş ilerleyecek işler. Star Wars şapkasını istesen de çıkartamazmışsın gibi duruyor. O artık böyle yapıştı kafama. Şey yapamıyorum, çıkaramıyorum. Böyle beyin hücrelerime doğru iyice işledi. San Andreas gizem videonu ilk izledim. O an korkmuştum. Ya o normaldir, evet. Ben de San Andreas gizem videolarını izlediğimde Los Santos'un böyle dağlarına falan çıkamamıştım. Çok uzun bir süre boyunca. 2015'ti. Aynen. Zaten Minecraft gizemleri benim komple böyle yanlış gitti. Teorilerim falan hepsi çürüdü. Fallout'un konusu ne? Böyle kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor. Nükleer savaş sonrası bir dünyada geçiyor. Hafif böyle bir cowboy esintileri var. Bilim kurgu tarzında bir oyun. En sevdiğim Fallout'u. O şapkayı nereden aldın? Şeyde ya. Star Wars Rogue One çıktığı zaman şeylerde vardı öyle. Şokta mı satılıyordu sanırım? Oradan aldım direkt. Vice City gizemi. Vice City gizemi kalmadı. Yani çekeceğim tüm gizemleri çektim Vice City'de. Sağ ol abi, şu an duraklattığım oyunu çok özledim seni. İlk GTA San Andreas gizem videosunu izlemiştim. Senin Zombotech laboratuvarı vardı bölümde. Neydi? Evet, zombi bölümüyle ilgili bir şeyler mi? San Andreas zombileri videosunu mu izledin? O gizem videolarına mod zannedip gelenler var. Onlara gıcık oluyorum biraz böyle. Gelip küfredip kaçıyorlar. Gabriel Rourke. Ulan Ghost'u da bir bitirmediler, devamlı getirmediler ya. Kaldı hikaye orada. Çok sinirlendim onun da ona. İlgar. Deli oldum ya. Yeni oyun yapacakları için hikayeyi bitirmediler. Çok fena. Takılıyor, takır ben böyle şeylere. Ya Adra, şimdi modifiye olayı birazcık daha farklı. GTA San Andreas'ta. Yani pek şey yapmıyorum onları. Çok da önemsemiyorum açıkçası. Arabadır, modifiyedir falan filan. Ya oyun muhafızı. Şimdi bazen yorumlara bakamıyorum. Kafam meşgul oluyor. Başka şeyler dönüyor hayatta. Öyle olduğu zaman yorumlara bakamıyorum. Ama yorumlara baktığım zaman onları direkt şutluyorum. Öyle bir olay var. İşte bazen dönüyorum böyle saatlerce temizlik yapıyorum. Hoşuma gidiyor. Birazcık da böyle şey oluyor. Tatmin duygusu oluşuyor içinde. Abi efsane soru cevap videolarını, caps videolarını. Ya evet onlar. Ama onları yapacak zamanım yok şimdi. Onları yazda yapıyordum hep. Evet. Red Dracula. O dinin şeyin adı. Bir yandan da Zombotech Building. Sıfırdan başlayacağız Undertale'a. Takipçilerini seviyor musun? Sevmeseydim yaylaşmazdın değil mi? Ya böyle şey işte, takipçilerini seviyor musun? YouTube'dan zevk alıyor musun? Bu tarz şeyler birazcık şey. Birazcık düşününce anlayabileceğiniz şeyler zaten. Ya seviyorum. YouTube'da seviyorum. Takipçilerimi de seviyorum. Bu işi de bu şeyi de severek yapıyorum. Öyle olmasaydı çok klişe şeyler yapardım. Ne bileyim mod falan yükler, gizemlerde modlarla gösterirdim. Böyle şeyler kolay işler.
Ama biz zor yolu seçiyoruz. Merhaba Serdar abi. Şimdi Ali Borazan. Abi istikrar. Atmaya devam edeceksin. Sürekli video yapmaya devam edeceksin ama kaliteli videolar olacak. Şey olmayacak yani. Sürekli kaliteli video yapacaksın. Hiç pes etmeden. Eninde sonunda bir gün yaparsın sen de. Bir yerden sonra yükselirsin. Senin için yazdıklarım grupta okudun mu? Yeni Serdar için tüyolar falan. Okumuş olabilirim. Oyun muhafızı ismini bilmediğim için şu an net bir şey söyleyemeyeceğim. Okumuş olabilirim ama. Öyle bir şeyler okudum. Video dışında gittiğin, çalıştığın yer var mı? Yani okula gidiyorum, okuldayım. İTÜ'de okuyorum. İTÜ'de gittikçe zorlaşıyor. O yüzden bayağı zamanımı alıyor. Bura. Bak öyle olmaz acı. Her şeyin bir sınırı var. Şimdi ben aile... Tamam. Keyif almak için falan filan izlersen ama o da aile yani. Ailenin apayrı bir yere koyacaksın. Başının üstünde yerin olacak ailenin. Slenderman'i arayıp sen de öldürsen... Ne? Slenderman'i öldüren mi var? Ya şimdi Slenderman'in olmadığı şeyleri biliyorum. O konulara pek girmeyelim. Okumak beyin hücrelerini öldürür mü? Okumak öldürmez. Şimdi saat 19.00 oldu o yüzden değerli ahbaplarım benim. Şöyle yapıyoruz. Ve neden şey yapmıyor bu? Heh. Okey. Şimdi. Başlıyoruz. Ses durum nasıl bu arada? Şuraya çekeyim. Ben sesi birazcık azaltayım. Sanırım ses biraz beni bastırıyor. Oyun sesi fazla. Tamam. İyice kıstım oyun sesini. Çok fazla kısmadım aslında. Böyle yarı. Beyinde falan kıstım ama. Okey. O zaman başlayak, değil mi? Hadi bakalım. Uzun zaman önce dünyada bir savaş vardı sanırım. Bir gün iki ırk arasında bir savaş çıkar geldi. Canavarlarla insanlar vardı. O noktada sizi doldurayım. Uzun bir çatışmanın ardından savaşı insanlar kazandı. Ses nasıl bu arada? İyi mi hala? Ses fazla. Tamam geliyor ses. Oyun sesi hala fazla mı? Oyun sesi hala fazla mı? Baya şaka başlayacağım Keriz. İyi. Şimdi iyi. Güzel. Güzel. Tamam. Serdar. Burada o plan ne kadar işe yarar bilmiyorum ama deneriz bir şeyler. Neyse o zaman dur. Baştan bu şey sinematik gibi şey. Ne derler buna? İnter ne diyorlardı buna ya? Intercourse diyeceğim. Intercourse değil tabi. Neydi lan bunun adı? Interface değil. İnter neydi lan? Videolarda ama anlayamadım. Neyse. International değil be. Ya da enter'e basın. Tamam bu geçsin. Şimdi şey yapmaya başlayacağız. Introduction değil. Interloop. Ama Inter kalsın işte ya. Inter bilmem bir şey ne. Çok da fazla kaya takmamak lazım. Ha, uzun zaman önce dünyada iki ırk hüküm sürerdi. İnsanlar ve canavarlar. Bir gün iki ırk arasında bir savaş çıka geldi. Uzun bir çatışmanın ardından savaşı insanlar kazandı. Canavarları bir büyüyle yer altına hapsettiler. Yıllar sonra... Intermission. Inter Milan değil, Intermission ha. Ebot Dağı. Bir dağın altına hapsettiler ya işte bu dağ herhalde. 2010 bilmem kaç artık. Efsaneye göre bu dağa tırmananlar bir daha geri dönmezmiş. Facecam benimle fantezi mi yapıyor? Facecam da benim gibi o zaman. Neyse biraz sonra düzeliyorum. Kızın adını bilmiyoruz. Bulacağız artık.
Hadi bakalım, dağa düştük, bir tane mağara var önümüzde. Bakalım ne yapacağız. Kızın adı Cenk olsun. Oldu. Tamam. Enter. Olgar diye bir oyun başlamışım ben buna. Ama bunu şey yapmadım ben, oynamadım. Merak etmeyin. Bir şey bilmiyorum yani oyun hakkında. Zaten bir isim seçilmiş. Hayır, Tolga Cenk olacak. Cenk olacak. Sıfırla. Zaten bir isim. Tamam işte Cenk Oğuz olacak. Ha. Ben bu mouse'u ne yapayım? Bu ekranda mı kalsın? Bir yerde mi kalsın? Ben bu arada böyle kenarı şey yapmadan duramam. Keşfetmeden duramam. Biliyorsunuz o bende bayağı bir alışkanlık oldu. İyice bir takıntı oldu. Buralarda bir şey var mı? Nasıl oynandığını da çok fazla bilmiyorum öyle. Başladı. Warzone Stars. İlginç. Okey, buradan gireceğiz o zaman. Şurada karanlıkta bir şeyler yok mu? Ben böyle her yeri kontrol edeceğim. Çok uzayacak bu yayın. Hey ya, ben Flavi. Çiçek Flavi. Sınavdan alışırız böyle şarkılara. Böyle müziklere. Ya dur. Kimseyi öldürme, herkesi öldür falan filan demeyin. Öyle muhabbetler olduğunu biliyorum. Ben kendi tarzıma göre oynayacağım. Hehehehe. Neden kendimi tekrar tanıttırdın? Kim olduğumu bilmemiş gibi yapman çok kabaca. Birisi sana düzgün davranmayı öğretmeli. Sanırım iş başa düşüyor. Hazır mısın? Başlayalım mı? Başlayalım. Kalbi gördün mü? O senin ruhun. Varoluşunun simgesi. Peki. Tamam. Herkes tam bana göre yüksan. Her şey böyle şeyle ateşte yansın. Tamam. Ruhum güçsüz başlar ama çokça seviye mi herhalde? Alırsan büyütüp güçlendirirsin. Boya top. Güçlendirirsin. Seve neyi ifade ediyor? Sevgi tabii. Love. Biraz sevgi istersin değil mi? 5 dakika. 5 dakika. 5 dakika. Sokakta birisini durdurup biraz sevgi istersin değil mi diye sorulmaz bir kere. O yüzden bir şeyler oluyor orada. Sevgi ister misiniz ahbaplarım? Biraz sevgi ister misiniz? hadi bakalım. Merak etme. Sevgi paylaştım sizinle. Beş yıllık takipçim. Steam'de ne yazık ki istekleri kabul etmiyorum abi. Çok karışıyor. Hakikaten çok karışıyor. Ben de bu çok karışınca pek şey yapmıyorum. Bu nasıl muhabbet abi? Undertale'e yazacağım. Ben buradaki şeyleri paylaşıyorum sizinle o kadar. Hadi bakalım. Şimdi kaliteyi de ayarlayabiliyorsunuz değil mi? Eskiden şey yapamıyordunuz. Aşağıda sevgi paylaşıldıkça bir. Eskiden kaliteyi de ayarlayamıyordunuz. Partner olmamız gerekiyordu o yüzden. Şimdi en azından ücretsiz şey yapmışlar. Minik beyaz arkadaşlık topları. Nedense inanasım gelmiyor. Hazır mısın? Toplayabildiğin kadarını al. Yok canım. Teşekkürler. Daha önce oynadım. Hey dostum, muska tekrar şerefsizsin. Nasıl gülüyor şuna bak. Hoş geldiniz ahbaplarım baştan. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Abi 6 senedir seni takip ediyorum yani sana. 6 sene yok. 5 sene olacak. Daha olacak. Daha 5 sene de olmadı. Oo. Şaka mısın? Mermilerin içine koş. Mermilerin içine koşarım canım benim. Burada neler döndüğünü biliyorsun değil mi? Mermilerin içine koşmayacağım bir kere.
Sadece acı çekmemi görmek istiyorsun. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Oo, 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 ne oldu? O kim be? Merhabalar sayın boynuzlu koyun kulaklı. Ne kadar korkunç bir yaratık. Zavallı masum bir gence işkence ediyor. Süper ya. Delirttiğimiz yer süperdi. Ben boyuna bayıldım. Sakın korkma evladım. Adım Toriel. Harabelerin koruyucusuyum. Her gün bu yoldan geçer ve birisi düşmüş mü diye bakarım. Uzun zamandan beri buraya gelen ilk insansın. Gel, mezarlığı geçmen için sana rehberlik edeyim. Bu taraftan. Abi seni 50 yıldır takip ediyorum. Uf, 50 yıl. Yani yarısı, kanallarımın yarısı. Yayın için yayına bolca su fıstık aldım. Hadi bakalım, afiyet olsun. İşte eski bir ahbap olduğunun kanıtı. The Mighty Hunter 146. Aa, oradan takip ediyorsunuz. Ulan orada nasıl buldunuz? O zaman şey diye yok ki. 100-200 falan da en fazla. Milattan önce 200 yıldır takip ediyorum. Milattan önce 200'den herhalde, öyle demek istiyorsan. O zaman 2200 yıldır takip ediyorsun. Abi ben seni 7 yaşından beri takip ediyorum. Valla ben de kendimi bayağıdır takip ediyorum da ne kadar olduğunu unuttum. Hadi bakayım bu taraftan. Ne kadar narsist, egoist bir yaklaşım ya. Ben de kendimi takip ediyorum. Kendilerine gidebiliyoruz. Ben karanlıklara gitmek istiyorum. Karanlıkların ne var onu görmek istiyorum. 1453'ten beri takip ediyorum. Tabii canım şimdi. Çok abarttılar. Ya evet, çok da fazla abartmamak lazım. Şimdi. Ooo, ilginç bir yer. Bunda çok fazla secret falan yoktur herhalde diye düşünüyorum. Var mı bunda secret varsa bulmaya çalışayım yani. Böyle duvarları orayı burayı kontrol edeyim. Yoksa çok da böyle abartmayayım. Nasıl dinleniyorsun ya? Osmanlı spor diyecektim. Trabzonsporluyum orada. Osmanlı İmparatorluğundan falan filan bahsetmişlerdi. Kafam karıştı. Trabzonsporluyum. Tabelaları falan oku. O oyun muhafızı, evet, o acayip anlarda onlar. Abi burada bak, ben bunu almak istiyorum. Ben bunu almak istiyorum. Bunu alamıyor muyum? Parlıyor bu. Her oyun mantığına göre benim bunu alabilmem lazım. Böyle mi geliyoruz acaba? Buradan geçebiliyor muyum? Lan bu parlıyor, alacağım ben bunu. Abi parlıyor. Var olan bütün oyun yasaları, her türdeki bütün oyun yasaları söylüyor ki oyundaki parlayan şeyleri almam lazım. Ve şu anda ölüp bak en... Lan! Parlayan yıldız. Parlayan yıldızı alamadık. Yeni evine hoş geldin küçüğüm. Hoş bulduk canım. Sana harabelerin işleyişini öğretmeme izin ver. Şimdi ben de tabii bir çocuğun bedenine hapsolmuş bir büyücüyüm. Binlerce yıldır yaşıyorum. Nasıl yaşıyorum binlerce yıl? Diğer insanların ruhlarını yakıt olarak kullanıyorum kendi yaşamım için. Tanrıs videosu ne zaman gelecek bilmiyorum. Yarın da gelebilir, ondan sonraki gün de gelebilir. Ama gelecek. Harabeler bulmacalarla dolu. Anahtar ve güzergahlar arasında antik bir bağ var. Tamam. Odadan odaya geçmek için onları çözmek gerekiyor. Lütfen kendini bunları görmeye odakla. Mesela bu mu bir tane şey? Yalnız korkusuzlar geçebilir. Cesur olanlar, akılsız olanlar. İkisi birden olan geçemez. Yalnız korkusuz, cesur olanlar ve akılsız olanlar. Burada ilerlemek için birkaç düğmeye basman gerekiyor. Endişelenme, açman gerekenleri işaretledim. Bu ne? Tabelaları okumak için Z'ye bas. Enter'e basıyorum ben. Z'ye basınca aynı oluyor işte ya. Enter'e basıyorum. FNAF 6 değil o bir kere. Pizzeria simülatörü. Yani ben söylemiyorum bunu. Scott Cawthon söyle. Oyunun yaratıcısı söyle. Oyunun yapımcısı söyle. Bulmaca efsane aynen. Yolu takip et. Şimdi ben oyuna odaklandığım sıralarda chat'e çok fazla bakamayacağım. Aralarda bol bol bakmaya çalışacağım. Çünkü oyun biraz uzun ve sürekli her hafta oynayamayacağım ben bu oyunu. Bu ne? Teşekkürler.
Sen de bana ihanet et... Ooo. Hayır hayır hayır. Diğer düğmeye basmak istedim. Senin için işaret bile koydum. Hayır. Hayır hayır. Hayır, ben buna basmak istedim. Bak bak, mesela şuradaki şey biraz daha farklı görünüyor ama olmuyor mu? Olmuyor, daha kalın görünüyor. Oyunun dosyalarında FNAF 6 yazıyor. Hadi canım. Ya ben adamın söylediğini iletiyorum sadece. Sıkınacak bir şey almaya gideceğim. Bana anlatırsınız actionsları. Muhteşem, seninle gurur duyuyorum küçüğüm. Teşekkürler teyzeciğim. Şimdi düğmelere basmak benim uzmanlık alanım. Bir sonraki odaya ilerleyelim. Ne var orada? Ne koydun o odaya? Yer altında bir insan olduğun için sana saldırabilir. Sana saldırabilir. Canavarlar ha. Bu duruma hazırlıklı olman gerekiyor. Her neyse endişelenme. Yapacağın şey basit. Bir canavarla karşılaşınca savaşa girersin. Savaştayken dostça bir sohbet başlar. Bir süre oyalar, ben çatışmayı sonlandırmak için geleceğim. Yansız mankenle konuşarak... Elimle de konuşayım. Ne var? Cansız mankenle konuşacaksam. Merhabalar, cansız mankenciyim. Seninle konuşalım. Sohbet konusu için fikir ister misin? Genelde basit bir selamlamayla başlarım. Onlara favori kitaplarını sorabilirsin. Aradaki buzları eritmek için esprileri işe yarayabilir. Şunu dinle. İskeletler sabahları ne yapar? Kahvaltı. Soğuk esprilere başlayın ahbaplarım. Açtım gitti. Açtım gitti. Soğuk esprileri yapın. O açtı. Ben açmadım daha doğrusu. O açtı. Ben sadece şey yapıyorum. Onaylıyorum. Hoş geldiniz baştan. Ahbaplarım. Aleyküm selam. Kaval kemiği. Kahvaltı komik değil mi? Bakın ben değil. O yaptı. Tamam mı? Bir üzerine espriyi açıkladı. Siz yardırın orada. Yazın bir şeyler. Savaş. Cansız manken. Oo. İnsaf. Eylem. Manken eylem yapacağım. Gözleyelim ya. Saldırı sıfır, savunma sıfır. Pamuk kalple ve düğme gözle bir bebek. Sen de göz bebeğimsin. Manken dikkatsiz bir biçimde yerine duruyor. Neden acaba? Acaba neden? Mankenle konuştum. Sohbet etmeye hevesli değil gibi. Oriel senden memnun. Kazandın. Kazancın 0 TP ve 0 altın. Ah çok iyi. Konuştuk. Her üzerine yürüyenim ama ne denir karamasan. Sen çok iyisin. Hadi bakalım devam. Bu odada başka bir bulmaca var. Ne o? Acaba çözebilecek misin? Bu oda mı? Frogit sana saldırıyor. Merhaba canım Frogit. Şimdi bu bildiğin düşman. Bu bir kurbağa. Eylem o zaman. Frogit. Gözle bakalım. Frogit. Saldırı 4, savunma 5. Hayat bu düşman için zor. Kaçtı. Oriel. Teşekkürler. Kazandın. Kazanın 0 TP ve 0 altın. Ben konuşarak halletmeye çalışan bir insanım. Ben çok sevmem. Çok uğraşmayı sevmiyorum ben. Tembel birisiyim. Ve savaşmak için fiziksel güç lazım. Konuşarak halledeceğiz her şeyi. Batıdaki oda doğudaki odayla aynı şablona sahip. Ha. Okey. Ben böyle görsel şeyleri çok iyi anlayamayan bir insanım. Tamam, anlaşıldı. Ne yapacağım anlaşıldı. Abi hiç dayak yedim mi? İlkokuldayken yedim, ondan sonra ne yapalım çünkü ayı gibi birisiydim zaten. Şimdi. Şunun yarısına geldiğimizde yukarı döneceğiz. Ondan sonra sağa doğru gideceğiz. Tam bu ortanın yarısına geldiğimizde aşağı ineceğiz. Sağa doğru gideceğiz. Bunun yarısına geldiğimizde yukarı gideceğiz. Hep yaralardan gideceğiz biz. Hadi bakalım o zaman. Şimdi ne yapacağız? Tamam. Bulmaca bu ama neyse şimdilik elimi tut. Hayır 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 hayır. 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 Lan. Hayır. Şerefsiz. Şerefsiz. Ulan ben çözecektim onu ya. İçimde kaldı şimdi, o kadar uğraştım. Evet, evet. Onu şimdi anladım. Kadın kendi geçirdi.
Bu macalar şu an çok tehlikeli. Çözdüm işte, çözdüm, biliyorum, biliyorum. Gittim çözdüm bu macayı, neden geçiriyorsun? Serdar abi, Fritz Smith benziyorsun. Buraya kadar çok başarılıydın evladım. Ama senin için zor bir isteğim olacak. Bu odanın sonuna kadar kendi başına gitmeni istiyorum. Bunun için beni affet. Peki. Selamlar evladım, endişelenme, seni terk etmedim. Onca zaman bu stüdyonun arkasında. Ne? Neden? Neden? Saçma değil mi şu an? Bana çok saçma geliyor. Dur bakalım nereye gidecek. Onca zaman bu stüdyonun arkasındaydım. Bana güvendiğin için sağ ol. Ama bu alıştırma için önemli bir sebep vardı. Nasıl? Bağımsızlığını test etmek. Peki, kendi başıma yürüyebiliyormuşum. İlginç! Yeni bir şey öğreniyoruz her gün. Halletmem gereken bir iş var, o sırada yalnız kalmam gerekecek. Yalnız kalman gerekecek, tamam. Lütfen burada kal. Kendi başına keşif yapman çok tehlikeli. Bir fikrim var, sana bir cep telefonu vereceğim. Aşağıdan çekiyor muymuş ya, yer altında değil miyiz şu anda? Cep telefonu çekiyor. Bir şeye ihtiyacın olursa araman yeterli. Usludur, tamam mı? Tamam. Ben yapmayalım aynen. Yayın sizde de gitti mi? Bende yayın hiç gitmedi. Olduğu gibi devam ediyor şu anda. Beyin yayın bende de açık. Abi başka bir oyun oynamayacağım bugün. Bugün sadece Undertale oynayacağız. Yarın Bioshock ile Subnautica oynayacağım. Baz istasyonu kurmuşlar. Aynen, yer altından baz istasyonu kurmuşlar. Zırr. Telefonlar ilginç, ziller de ilginç. Alo, ben Toriel. İsmini ilk kez mi duydum? Daha önce açıkladığımı hatırlamıyorum. Odayı tek mi ettin yoksa? İlerinde açıklamam gereken birkaç bulmaca var. Kendi başına çözmen tehlikeli olur. Kendine dikkat et, tamam mı? Ha, kapattı. Üstünü ben çok merak ettim. Ne var lan bu üstünde? Kadınların üstünün arkasında bekledim. Çok ilginç ya. Aa, bu ne? Yıldız var. Burada yıldız var. Yaprakların arasında coşkulu ışıklar içini azimle dolduruyor. Canın tamamen doldu. Ha. Tamam, anladım şimdi. Kaydet. Holgar diyor ya. Baştan yazamıyorum. Wimsun uysalcı. Wimsun mu senin adın? Merhabalar Wimsun. Hoş geldin. Eylem. İlk önce bir gözleyelim bakalım. Bu canavarla dövüşmek için çok... bu canavar dövüşmek için çok hassas. Beni affet. Ne oluyor lan? Wimsun özür mırıldamaya devam ediyor. Teselli. Wimsun canım, sen canavar mısın? Anlamadım. Canavar dediğim böyle bir öfkeli olur. İhtişamlı olur. Konuşmanın tam ortasını yutsam gözyaşlarını boğulur ve kaçar. Kazandın. 0 TP ve 0 aldın. Kurbağacık, bu ne? Sen bilirsin bunu. Bırak. Pardon, insan. Canavarlarla savaşların için bir tavsiyem var. Değerli eylem yapman ya da onları canlarını çok az bırakana kadar savaşman gerek. Onlar seninle savaşmak istemeyebilirler. Bir canavar seninle savaşmak istemezse lütfen merhamet et insan. Bırak. Ha. Demek o. Bak, burada karanlık bir yer var orada. Oo. Bir tane alın yazıyor. Bir şeker alacak mısın? Evet. C'ye mi basayım? Canavar şekeri. Tamam. Teşekkürler. Ne yapacağım? Ha. Bırak. Bir tane alayım. Ne kadar mı ayıp? Ulan
Attım diğerini oğlum. Bıraktım kullandığım yere. Manyak mısın desin ya. Ayıp diyor bir de. Pro git. Az önce seninle konuşmadık mı biz? Yanım kurbağam. Başka oyun gizemleri videosu çekecek misin? Başka oyun gizemlerine geçeceğim. San Andreas'ta son bir gizem videosu yapıp başka şeye geçeceğim. Oyuna geçeceğim. Hayat düşman için zor. Hop hop. Lan. Oğlum. Abi. Savaş alanına hardal tohumun kokusu kırıldı. Bak iltifat et. Canım pro gideceğim. Bak güzel pro gideceğim. Lütfen gitsene. Yine de pohpohlandı. Taştan kızardı vurarak. Lan. Lan manyak. Pro gideceğim. Canım benim. İltifat. Baştan iltifat edelim. Hadi iltifat edelim. Taştan kızardı bırak. Bu ne lan? Oğlum. İnsaf. Bağışla. Kazandın. Kazancın sıfır. Öldü mü lan? Ne oldu? İki altın mı? İnsaf dedi. İnsafa bastım. Ne oldu buna? İki altın aldım. Eşyadan şeker ver. Abi ne bileyim ben? Tanrı'ya yayını da açmayacağım. Ne oldu buna? Ölmedi. Ha iyi. Tamam. Tamam böyle devam o zaman. Ne bileyim ben? O zaman şunu canım doldurdum. Kaydet. Progit'le kapıştık. Kaydet. Devam. İlginç. Buralarda bir şey... Oğlum az önce bağışlamadım mı ben senin? Hayırdır? Gözle. Bırak bırak. Sana da bırak bırak canım benim. Neden burada olduğunu bilmiyor gibi. O zaman iltifat edelim. Senin ananın yerinde pohpohlandı. Kızardı mı? Acucu. Dur dur yok yok. Geri dön. Geri geri. Geri. İltifattan baştan iltifat et. Senin, aynen insaf. Şey yapalım aynen. Tamam kaçtı değil mi? Şey yapmadım. Öldürmedim Frogit'i. Şeker ver. Abi ismi sarı olursa bağışla. Sarı olursa mı? YouTube'u bırakmayacağım merak etmeyin. Tamam ismi sarı olursa bağışlayacağım. Şeker vermeyi deneyeceğim bir sonraki. Çok tuhaf bir yermiş gibi görünüyor. Evet, sağ mı sol mu? Vimson uysa alacak. Ya, neden böyle yapıyorsun Vimson? Teselli et. Konuşmanın tam ortada Vimson gözyaşlarına boğuldu. Sağ mı sol mu? Gene şeker vermeyi unuttum. Gene şeker vermeyi unuttum. Çok özür dilerim. Şeker vermeyi sürekli unutuyorum. Bir sonrakine şeker vereceğim. Söz. Şimdi sağ mı sol mu? Hangisinden geçelim? Sağ kapı mı sol kapı mı? Sağ. Sol. Tap sol. Tap. Ne? Sağ. 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 Bayağı sağ var. Sağdan geçeceğim. Güzel. Güzel. Spoiler vermeyin. Spoiler vermeyin. Zırr. Telefonum çalıyor sen. Alo ben Toriel. Alakasız olacak ama hangisini tercih edersin? Tarçın mı karamel mi? Tarçın mı karamel mi? Hangisi? Tarçın mı seviyorsunuz? Karamel ama. Pasta yapacak herhalde. Bir şey yapacak. Anlamadım ne yapacak. Karamel. 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 Onu da sen seç abi. Şimdi 5 dakika. Ben sizden böyle bir şeyler seçmenizi istiyorum. Spoiler mı oluyor bu? Yoksa ben mi seçeyim bunları? Yani şu mesela bu gibi seçeneklerin falan bir sonucu var mı? Hikayeye bir şey falan oluyorsa Tarçın arkadaşları ben seçeyim diyorsunuz. Sen seç. Sen seç. Ha. Hiç fikrim yok. Sen seç diyor. Sen seç diyorlar hepsi.
Herkes sen seç diyor. Hepsi diyor. Sanki burada üçüncü bir kişi varmış da. Fred bak hepsi sen seç diyor. Seçecek misin? Hangisini seçecek? Gel. Gel. Gel canım benim. Gel şuraya otur. Burada durur musun sen acaba? Böyle mi koysan? Beraber çözüyoruz. Abi PS dürdüm yok ya. Neyse o zaman Fred düştü. Ulan burada kalsın Fred. Hop. Fred sen düşüyorsun. Sen dengesiz bir animatroniksin. O yüzden düşüyorsun. O zaman ben Tarçın seçeyim ya. Karamelli aran çok da iyi değil. İsmi bak. Şunun ismi ne olsun? Hadi şunun isminde karar verdim. Ben Fred diyorum ama ne olsun? Fred olsun mu bunun ismi? Anladım, teşekkürler. Aa, ne demek? Kapattı işte. Kapattı desene telefonu. Ne olsun bunun ismi? Mangle. Mangle'lık halim var oğlum bunun. Şuna baksana, neresi Mangle bunun? Neyse, Golden Freddy. Freddy. Freddy mi olsun? Oğuz geldi. Freddy güzel. CJ diye Cenk Oğuz diyen var. Freddy sarıya boya. Sarı zaten ya. Şu anda kahverengi sarımsı bir rengi var yani. Cenk Oğuz. O mu? Canavar. Nightmare. Bomboncuk. Evet, Freddy. Fred diyeceğim, tamam. Fred'den devam ederiz. Fred ya. Freddy. Aynı şey işte. Fred diyeceğim ben. Biraz farkı olsun Freddy'den. Fred diyeceğim. Fred biri. Fred. Oldu gibi devam. Zır. Alo, ben Toria. Karamela'dan nefret etmiyorsun değil mi? Senin tercihini biliyorum ama sofrada görsen yememezlik yapar mısın? Tamam anladım. Sabırlı olduğun için sağ ol bu arada. Ya ben seçim mi yaptım az önce? Neyse devam edelim o zaman, ne bileyim. Seçim yaptığımı zannetmedim ama 4 gri taştan 3'ü onları itmenizi tavsiye ediyor. 4 gri taştan 3'ü onları itmenizi tavsiye ediyor. 4. gri taş ne yapıyor? Tamam, eşya. Al bakalım sana şeker verelim. Lan! Beni affet. Lan! Şş, sen! İnsaf ya. Bağışla. Kazandın. İyi. Lan Miyankeş hayırdır? Neden öyle diyorsun? Şş. Böyle şeyler yapmayalım. Nice, güzel. Niye şeker harcadın? Ya ne bileyim, eşya dedi şekerleri o şekilde veririz diye düşündüm. Şekeri kendim yiyorum. Tamam ben... Bu ne? Bunu neden okuyamıyoruz? Böyle bir şey var gibi görünüyor. Of, bu olduğu gibi şey ya. Abo. Lan! Kırmızı gülleri basarsam bir şey olacakmış gibi hissediyorum. Lütfen yaprakları basmayın. Tamam canım, basmayacağım. Söz veriyorum, basmayacağım. İnsaf abi, insaf. Bağışla. Direkt insaf şey yapacağız artık. Serdar Üskürkatlı kanalında FNAF dizaynlarını tamamladık. FNAF dizaynlarını tamamlayacak bir şey kalmadı ki. Bak ben pizzerya simülatörü bitirince anlayacaksınız. FNAF dizaynlarının tamamlayacak bir tarafı kalmayacak. Şimdi zaten tamamlanmış olacak. Adam da artık bayağı Lan! Adam da artık bayağı sıkılmış. Belli. İnsaf. Bağışla. Kazandım. Ben anlamıyorum. Bu canavarlar bir şey yapmak istemiyor şimdi değil mi? Yani... I got it now. Şimdi anladım olayı. Hocam. Alt kattaki tabelayı okumadın mı? Ya ben böyle biraz
Hafif çapşal bir insanım. Oyunu ben de anlamadım. Oyunun bir gidişatı var böyle. Bağışladım. Gark gark gark. Lan! Oğlum! Oraya buraya zıpladı. Nasıl şey yapacağım? Z mi? Frogit neden burada olduğunu bilmiyor gibi. Tamam Frogit, sana o zaman ben bir iltifat edeyim. Sen bir kızar ve yoluna devam. Abi Metin Boz ile küsürün. Hayır canım, küs falan değiliz ya. Metin neden küs olalım? Ya videoların gelmesinin sebebi hani Frogit ne dediğini anlamadım ama yine de pohpohlandı. Utançtan kızardı. Videoların gelmeme sebebi benim videoların gelmeme sebebiyle aynısı. İnsaf. İyi. Bağışladım. Hadi görüşürüz. Hakikaten ama hepsi farklı kurbağa yani. Ayrı kurbağa denen. Frogit sanırım bir isim değil de daha çok bir şey. Tür. Lan! Oğlum! Tamam aşağıdan gideceğiz. Unutuyorum bunları işte. Bakın ben böyle şeyleri hatırlayamıyorum. Bu çünkü durağan bir görüntü. Şey değil. Abi siz duvarların içinde mi yaşıyorsunuz ya? Tamam Frogit, iltifat edeyim sana. Utançtan kızardın mı? Kızar bakalım. İyi, insaf. Hadi bağışladık, görüşürüz. Abi. Sanrıs gizemleri, son bir gizem daha yapacağım Sanrıs'ta. Son bir gizem daha yapacağım. Lan! Abi! Nerede olduğunu hatırlamıyorum ki. Hatırlamıyorum. Tamam bak böyle gideceğiz tamam mı? Sonra alta döneceğiz. İki sağa gideceğiz yukarı. Ortadan iki sağ yapacağız. Aşağı ineceğiz. İnsaf. Başladım. Abi telefondaki adam kaldı hala çözülmedi. Çöz biz. Tamam. Buracığım canım benim. Tamam bak. Bunları yorum olarak yaz YouTube'da. FNAF videolarının altına. Öyle halledelim. Oradan bakarım ben. Tamam telefondaki adamı da bir şekilde şey yapmaya çalışırım, çözmeye çalışırım. Söz veriyorum. Buradan böyle yukarı çık. Birkaç Frogit. İltifat edeyim. İyi. Lan lan! Oğlum. Frogit be, iltifat. Lan! İnsaf, bağışla. Oh be. Aynı Undertale oynuyoruz hakikaten. Undertale oynayacağız bu yayında. Ona odaklanalım hep birlikte. Tamam bak abi. Bak buradan gireceğim. Tamam bak duvarın altından gireceğim. Tam buralara geldiğinde yukarı çıkacağım. Sonra tabelen oraya kadar yürüyeceğim. Tabelayı tam geçmeden aşağıya ineceğim. En sağa gideceğim artık. Bu tarz şeyleri işte anlayamıyorum. Anlayamıyorum bile, hatırlayamıyorum. Çünkü çok durağan bir şey. Oğlum bak. Bak pasifist oynayacağım diyorum size. Bak bağışlayacağım, iltifat edeceğim ama utançtan kızardıktan sonra neden saldırıyorsun? Savaş alanı hardal tohumunun kokusuyla doldu. İltifat. Fake atıyorum orada. İnsaf. Görüşürüz. Heh. Buraya geçeyim artık ya. Buraya geçeyim. Olmayacak böyle. Hakikaten olmayacak. Frogit hakikaten. Bir kelebek geliyor. Tamam. En aşağıya in. Buradan biraz sağa git. Güzel. Buradan böyle yarısına kadar. Tam tavlaya geçmeden bu tarafa doğru git. En alta. En sağa. Geçtim. Geçtim ulan. Geçtim. 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 Bir kısmını geçtik sonunda. Oo, hoş geldin Burak abi. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor?
Biz de burada deli oluyoruz. Kurbağalar beni deli ediyor. Abi neyse seni direkt insaf ediyoruz tamam. Kurbağalar deli ediyor adamı ya. Ne yapıyorsun Burak abi nasıl gidiyor? Sonunda bu aynen ya geçtik sonunda şu yeri. Şimdi bunların 3 tane neydi? 4 tanesinden 3 tanesini hak edecektim değil mi? Ben chat'i göremiyorum. Aynen. Düzelmiştir ya şimdi. Ne yapacağız abi bundan? Hop dedik. Kim beni itebileceğini söyledi. Ha? İlerlememi rica ediyorsun demek. Tamam, sadece senin için bal kabağım. Hı? Biraz daha mı? Tamamdır. Bu nasıl? Seni de itersek olacak herhalde. Bunları baştan ittiremiyor muyum? Ya abi. Aha, ben deyim abi ne olsun. Abi bu ne ya? Frogit ve Wimpsun. Wimpsun bana bir şey yapmaz. Wimpsun bana bir şey yapmaz. Sadece Frogit'i şey yapsam yeter. Frogit'e iltifat edeceğim o kadar. Popo falan da aynen. Kızarırsın sen şimdi. Beni affetme. Ne oluyor lan? Abi. Lan. Abi zor ha. Şey değil. Hayır. Hayır. Ay yanlış yaptım ya. Bu oyuna alışana kadar canım çıkacak. İnsaf. İnsaf. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Abi oyun. Şimdi Visum'u getir. Aynen artık birlikte geliyorlar böyle. Kombine kombine geliyor. Combine combine geliyorlar. Diğeri olmadı ahbap. Ama sadece 4 şeyden 3'ü dedi. Biz 3'ünü oynattık. Merhabalar canım benim. Hı? Yanlış taraf mıydı? Aynen. Tamam sanırım kaptım olayı. Teşekkürler canım taş kardeşim. Bunu ittiremiyoruz aşağıya. Seni girdi seni bak çok ters hareketler yapıyorsun sen. Hı? Orada kalmamı mı istiyorsun? Evet canım orada kalmanı istiyorum. Lütfen orada kalır mısın? Rica ediyorum. Beni cidden yoruyorsun. Geç 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 geç. Hoş kardeş çok teşekkürler. Gelip seninle baştan konuşuyor muyuz? Yok yok. Şimdi kabalık falan filan yaptın der. Çok yoruyorsun dedi zaten. Özledik yayını ahbap ya. Aynen yayın uzun zamandır yapmamıştık. Bu ne? Peynir bu. Peynir var burada. Peynir diye gördüm. Belki başka bir şeydir. Belki benim psikolojim bilmiyorum. Bana onun peynir olduğunu söylüyordur. Farenin bir gün deliliğini terk ederek peyniri alma olasılığını bilmek. İçini azimle dolduruyor. Kaynat. Tamam. Fare. Fare Bey. Ne yapıyorsun Fare Bey? Nasıl gidiyor Fare Bey? Peynir almayacağım. Devam ediyoruz. Hayal etmiyor. O bir üçgen prizma. Ahbap o bir GTA Samp şimdi oynamam. Başka zaman oynayabilirim de. Hor. Değil mi? Hor. Hayır. Yandan geçelim. Bunu alabiliyor muyuz? Buradaymış. Masaya yapışmış. Ney? Masaya yapışmış mı? Bitirebiliyor muyuz? Ben bu hayaleti buradan zorla kaldırmak istemiyorum. Bunun bir olayı vardır buralarda. Hor. Hayalet kardeş, sen gene dinlenirsin. Senin hayat şey uzun. Yapmak. Ya lütfen kalkar mısın canım benim? Napstabluk geliyor. Neşelendir. Şu anda bayağı sınırlı. Napsta sabırlı sabırlı gülümsedin. Hihi. Wow. Napsta biraz daha iyi görünüyor. İnsaf mı desek? İnsaf. Bir şey yapasım yok. Üzgünüm. Biraz daha iyi görünüyor. Neşelendir. Ufak bir espri yaptım. Güzel. Soğuk espri mi? İnşallah soğuk espri değildi.
Hepsini Toriya'dan öğrenmişsem bu espriler, o espriler çok kötü. Onun esprileri çok kötü. Neşelendirmek Natsuhabuk'un keyfinin yerine getirir. O zaman insaf. Yapma be. Ah. Ah. Neşelendirmek Natsuhabuk'un keyfinin yerine getirdi. Eylem. O zaman neşelendirmeye devam. Yapma. Ben deneyeyim mi? Oo, buna şık buluk diyorum. Tamam. Napsabuluk heyecanla cevabını bekliyor. Neşelendir o zaman. Ah tanrım. Genelde harabeler hatta kimseye de olmadığı için gelirim. Ama bugün iyi birisiyle tanıştım. Of yine saçmalıyorum. Yolundan çekileyim. Teşekkürler Napsabulukcuğum, canım benim. Şimdi sağa gidebiliriz veya karanlığa gidebiliriz. Ben karanlığa girmek istiyorum. Flörtteydin. Ya bir hayaletle uzun süreli bir ilişkiye girmek istiyor muyum bilmiyorum. Bu ne? Ne yazıyor? Görmedin mi? Örümcek kelimesi aşağıdan sağa dönünce. Gelin ve örümceklerin yaptığı örümceklere özel örümcekli yemeklerden yiyin. Nedense bana pek çekici gelmedi. Ben kurbağalardan devam etmek istiyorum. Bırak, bırak. Of. Arkadaşım beni hiç dinlemiyor. Ne zaman konuşsam sözlerimi X'e basarak geçiyor. Bu doğru. X'e basarak. En azından sen beni dinliyorsun. Tamam ben X'e basmayacağım. Bırak bırak. F4'ün oyunu tam ekran yaptığını duydum. Teşekkürler. Şu anda öyle olduğunu düşünüyorum. Böyle birden buradan bir elektrik akımı geldi. Sevgili olsaydınız. Sonuçta. F4 neyi ifade ediyor? 4 Froggit mi? Evet 4 Froggit ifade ediyor. Senin üçüncüsün, diğeri de 4. Bu arada en fazla 3 Froggit görüyorum. Bunu söylemek biraz rahatsız edici. Bırak. 1, 2... Froggit mi geliyor? Bu ne? Lox ya lan? Lox canım benim. Sataş, sataşma. Sataşma, sataşma. Sonunda biri anladı. Lan, lan! Lan! Göz damlası gibi kokuyor. Abi. Sataşma. Sonunda biri anladı. Ha, o zaman şey yapacağız. Lan. Hah. İnsaf, insaf. Gözünü sana dikki. Bağışla. Kazandın. Ne kadar tuhaf şeyler var ya. Froggit. Git artık. Half-Life 2. Half-Life güzelimlere çekeceğim ama ilk önce Half-Life'ımı oynayayım. Yoksa Bioshock'a mı başlayayım bilmiyorum. İlk önce Half-Life'ı başlayacaksam Half-Life'ı bitirip Half-Life güzelimlere çekeceğim. O yüzden G-Man gizemini erteleyip başka oyunlara yönelebilirim o esnada. Belki aynen ya, Bioshock'a başlamak yerine Half-Life'a başlarım belki. Bir insana göre çok merhametli olduğunu duydum. Eminim biliyorsundur ki bir düşmanı bağışlayabildiğin zaman ismi sarı olur. Bu konu için ne düşünüyorsun? Çok kötü. Çok yardımcı olmuş. Çok kötü. Ney? Kötü olmuş. Çok yardımcı olmuş. Yardımcı olmuş, çok kötü olmuş. Yardımcı. Gerçekten yardımcı oluyor. Unutma. Bağışlamak artık savaşmaman anlamına gelir. Belki bir gün isimleri sarı olmasa da yapman gerekebilir. Öyle yapıyorum zaten. Merhabalar. Alo. Merhaba Toriel'ciğim. Canım benim, espri makinem benim. Komedyenim benim. Demin fark ettim ki evi toplamayalı uzun zaman olmuş. Bu aralar hiç misafir beklemiyordum. Yerde merde bir sürü eşya görebilirsin. Onları alabilirsin ama ihtiyacın yoksa yanında taşıma. Eve gelemedim ki, harabelerdeyim hala. Burada mı yaşıyorsun sen? Bir gün çok istediğin bir şey görürsün. Onlar için cebinde yer bırakmak isteyebilirsin. Envanterden bahsediyor artık herhalde. Half-Life vizyonları çek Half-Life. Çekeceğim ya Half-Life vizyonları çekeceğim işte. G-Man'i araştıracağım. Bu tuhaf oyun. Dıt dıt dıt. Abi telefon kapandı desene işte. Sadece bir düğme var. Diğer düğmeler yalan. Vegetoid. Patlıcanla savaşacağız şimdi arkadaşlar. Konuş. Akşam yemeği mi? Sıkın. Konuşalım, konuşalım. Biz konuşalım. Bitkiler konuşamaz. Aptal. Lan. Yavaşça kıkırdadı. Canım benim.
Konuş. Bitkiler konuşamaz aptal. Oğlum bak medeni medeni davranıyorum ha. Gülümsedi. Baştan konuşacağım ben seninle. İnsaf. Bağışla. Doğadan soframıza organik. Ne? Reklam yapmayı da biliyor. Yavaş yavaş kıkırdadı. Kın akşam yemeği. Kınacağım o zaman. İyi bir kahvaltının parçası. Bak. Sen biraz şey çık. Akşam yemeği o zaman. Karnını okşadım. Vegetoid sana sağlıklı bir öğün sundu. Yeşillik ye. Ya. Yeşilleri toplayacağım o zaman. Vegetoid yavaşça kıkırdadı. Akşam yemeği o zaman gene. Karnını okşadım. Vegetoid sana sağlıklı bir öğün sundu. Yeşillik ye. Yiyeceğim. Lan. Yeşilliğe ulaşamıyorum ki. İyimser olma. Half-Life 3 çıksa kıyamet kopar. Aynen. Ya ben bunu ne yapacağım? Sana sağlıklı bir olmaz. Tamam yeşillikleri yemeye çalışacağım. Söz veriyorum. Hah. İnsaf. Bağışladım. Kazandım. Oh be 4 aldım. Vegetoid mi çıkacak hep burada? Sadece bir şey evimi var bir de. Sadece bir düğme var Deniz değil mi? Bir, iki. Lux, Lux. Tamam. Sataşma. Sonra biri anladı. İnsaf. Bağışladım. Hadi görüşürüz. Gelecekten geliyorum. Gabe Half-Life 3'ü çıkarmalı. Ahbap düzenli yayın olacak mı? Düzenli yayın yapmaya çalışacağım. Mümkün olduğu kadar düzenli yayın olacak. Aaa! Buradan düşersem bence. Neye geldik? Migos yakınına yaklaştı. Migos konuş. Merhabalar. Umurumda değil. Ah. Çok az canım kaldı. Umurumda değil dedi gene. Ne yapacağım ben buna? Ah. Ha o. Dalgın bir şekilde bekliyor. İnsaf. Başladım. Salla kolları bebek. What? Ha? Dünya umurumda değil. Gözde. Kötüymüş gibi duruyor ama aslında çevresi kötü. Lala sadece kendin ol. Neden? Bir canım kaldı mı? Ya. Tamam dur. Gene oyunun kontrollerini alışamadım ahlaklarım. Kusura bakmayın. İnsaf, bağışladım. Hadi görüşürüz Migosp. Migosp muydu neydi artık? Evet ölüyorum. Bir canım kaldı sadece. Oyunun müziği çok fazla değil ya. Gayet iyi bence oyunun müziği. Lan! Yanlış yaptım dur. Hah. Açıldı. Geç. Save alan. Aa bu ne? Ne olacak? Uzaktaki kapı çıkış değil. Basit perspektif yanılgısı. Bunlar ne peki? Bir düğme basacak mısın? Evet. Hiçbir şey olmadı. Evet onu da basacağım. Yine hiçbir şey olmadı. Ah. Migos'la konuşalım o zaman. Hiçbir şey umurumda değil diyor. Ah! Ah! Ölmemem lazım, ölmemem lazım, ölmemem lazım. Oh. Bağışla. Aha, ça ça ça. Ha, oh be. Burayı güzel yapmış. GG mi? Hayırdır, beni devam ediyor şu anda.
Şey de güzel görünüyor. Belki Twitch'ten kaynaklanan bir şey vardır. İnsaf. Hadi bağışladım. Hani görüşürüz. Hatta senelerde Steam'de yılın en iyi müziklerine aday olur bu oyunun müzikleri ki ileride başka müzikler de göreceksiniz. Cidden şahane müzikleri var. Bakalım. Bakalım. Abi hiç Zelda oynadın mı? Hiç oynamadım Zelda. Bu bir perspektif yanlısı deriniz. Evet öyleymiş. Vegetoid topraktan çıktı. Vegetoid. Ah. Vegetoid. Ah. Akşam yemeği. Öldüm. Kalbim kırıldı. Kalbimi kırdınız ya. Olmuyor böyle şey. Kalbim kırılıyor. Oyun bitti. Şimdi pes edemezsin. Tolgar. Azimli ol Tolgar. Öldün. Kalbin yok ama pes edemezsin. Ne GG ne ya? Ha öldük ona mı diyorsun? Evet doğru. Oo. Oo. Aa geriden mi başlatıyor bu? Zorla kaldıracağım evet. Neşelendir. Evet. Ne olacak şimdi? Ah! Ya neden böyle işler yapıyorsun sen ya? Hihine tüküreyim. Bir şey yapasım yok. Aa iyi. Kalbim kırıldı. Canavar sevdalarında tek attı. Aynen. Ya. Ne bileyim ben bu tarz oyunlarda çok da iyi değilim. Neşelendir. Abi giste sana bir şey hediye edeceğim sakla bunu. Çok sağ olsun Buğra ama inşallah çok böyle şey bir şey değildir en azından. Tuhaf bir şey değildir. Oo, buna şık bulup diyorum. Aferin. Ne demeye çalıştığım şey. Böyle çok orada bakabileceğim bir şey olsun. Kimse Serdar Abla'nın kalbini kıramaz. Serdar Abla'nın kalbi çok rahat kırılır. Çabuk kırılır. Abi flört et. Flört olmaz. Ben hayaletlerle uzun süreli ilişkiye girmem. 5 dakika. Aşağıdan ne olacağını merak ettim. Ama yukarıdan gideceğim. Çünkü yukarıdan gideceğim çünkü yukarıdan ne olacağını biliyorum. Beyler en iyisi eski kısma gelene kadar chat'e bakmak. Aynen. Ben bunları direkt geçebilirim ya. Değil mi? Ama ben bunların ne olduğunu biliyorum. Güzel. Zır. Evet 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 evet. Teşekkürler. 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 Eylem. Sataşma. Sonunda bir anladım. Lan ne oluyor oğlum? Çok farklı bir şey bu. Ah! Bağışla güzel. Sevmeme sebebin ne ahbap? Hayaletlerle kısa ilişki giderim mi? Yani hayalet o. Anladın mı? Onun ömrü uzun. Sıkıntı orada başlıyor. On ya ömrü yok aslında. O yüzden sonsuza kadar dayanabilir. Sen sonsuza kadar dayanamazsın. O yüzden Z ve X'e arda arda basarsan konuşmaları daha hızlı geçer. Ama okumak istiyorum ya. Şu an için en azından. Vegetoid. Akşam yemeği yiyelim. Seninle bu akşam yemeğine çıkalım. Yeşillikleri yer. Tamam. Lan! Aldım. Yeşilliği aldım. Ya yapma. Vegetoid. Akşam yemeği. Ya enter'e basıyorum. Hep enter'e basıyorum bundan sonra. Yedim ama daha önce yeşilliği yedim. Hah yedimmişim iyi. Super Meat Boy daha az kanser. Ya bu oyun biraz öyle evet. Uzaktaki kapı çıkış değil. Basit bir perspektif yanılgısı. Şimdi o zaman 5 dakika. Perspektif yanılgısı ise aşağıda bu ne? Migos konuş. Ne yapıyorduk biz bunda ya?
İyi, of 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 of. Yalnız olmak gibisi yok. Hah! Hah! Konuşmayacağız bunu, sadece gözleyeceğiz o zaman, tamam. Ha yok, direkt bağışlayacağız ikisini de, güzel. Hayaller çok ilgi ister zaten, aynen. Yaşamdan bir sürü bir şey ister, isteyecekler onlar. Oo, teşekkürler Bora. Tamam yani, ne olduğunu söylemene gerek yoktu da. Yani çok şey olsun istemedim, ne bileyim. Böyle... Mütevazı bir şey olsun istemedim sen. Boş ver, salla gitsin. İyice batırıyorum konuştukça. Bu videoyu YouTube'a atacak mısın? Atacağım, YouTube'a gelecek bu. Şimdi aşağı gidiyoruz ve aşağıda... Bunları görmedim ben ama aşağıda. Ooo, hayır peki. Bunun etrafında mı böyle oluyor genelde? Evet, oluyormuş. Trapdoor gibi bir şey bu. Neyse o zaman, diğerine basacağız. Tamam, fark ettim. Evet, buradan da nasıl üstteki sütunun arkasında malzemenin olduğunu fark ettim. Bir düğme basacak mısın? Basayım o zaman. İyi, güzel. Fark ettiysen basalım. Discord sunucum yok ya. Uğraşma hayaletlerle. Uğraşmak istemiyorum zaten. Ben çok şey bir insan. Sataşma. Abi lütfen sataşma diyorsun, sonra sen sataşmaya başlıyorsun. Sataşma. Heh. Lan bu sen ikincisi saldırıyor. Abi şaka mısın sen? İnsaf, bağışladım. Hadi görüşürüz. Hope. Ne bu? Bunu okuyorsan mavi düğmeye bas. Teşekkürler. Bunu... Aa. Bunu okuyorsan kırmızı düğmeye bas. Tamam. Bir düğme. Evet, basacağım. Aa. Aynı anda şimdi. İyi bir kahvaltının parçası. İyi bir olmasın. Kahvaltı istemiyorum ben. Kahvaltı yaptım. Vegeto yavaşça kıkırdadı. Hayır, onu yapmayacaktım. Üstün zekaya itaat. Üstün zekaya itaat değil. Çok ters bir düşünce o. Eylem. Vegetoid. Akşam yemeği. Oo, bu bizi. Ordu. Biz bir orduyuz. Abi, abi. Oh. Kaç. Ça. Ha. Oh. 3 canımız kaldı gene ya. Ben sizleri seviyorum dostlarım. Yakında kahveden adam toplayıp gelecekler. Abi şuna bak. Migos bunun dünya umurunda değil. Bağışla ha. HP kaç göremiyorum? HP 3. Aa, göremiyor musun? Ay, ben yukarıdayım. Ben şuradayım. İyi. Kırmızı düğmeye bastım, orası açıldı. Hadi kaç, hadi kaç. Bu ne? Bunu okuyorsan yeşil düğmeye bas. Yeşil düğme buralarda. Sana sataşmaya karar verdi. Sataşma. Abi, yapmayın. Yapmayın abi. Oh. Sataşma, istemiyorum. Ha. Ya bak, bu sefer sataşılmak istemeyen şey yaptı. Abi. Business Cascade ile olay bir yaparım. Şimdi sonlar. Olgar. Azimli ol. Olacağım canım. Pixel pixel belli olmuyor. Abi. Bunu oynayan diğer elemanlar da benim gibi böyle takılıyor mu? Gözünü seveyim, takılıyor değil. Böyle mi oluyor bu oyun? Ben bu oyunda çok daha böyle casual bir oyun olacak zannettim. Ne kadar zorlayacağını bilmiyordum. Okey, o zaman iyice odaklarını halledeceğiz bu işe. Ufak bir espri yaptım, aynen.
Bir adam kızmış karşıda erkek. Hadi bakayım. Bir şey yaparsan iyi. Rahatladık. Oh be, Pokemon Fire Red gibi. Pokemon Fire Red en azından çok şey değil, zor değil. Neşelendir bakayım. Sana bir şey göstermek istiyor. Ben deneyeyim. Bir deneyeyim. Oo, şapka. Keşke ben de böyle şapka yapabilsem. Teşekkürler Buracım. Daha harabelerden sonra sor abi. Oyunculardan %90'ı eğildiklerimde değil, ekrana daha yakın olduğumda. Neşelendir, neşelendir. Ah tanrım. Oyun aslında o kadar zor değil, birazcık şey yapmak lazım. O yüzden böyle minik oyunlarda iyice şey yapmam lazım. Odaklanmam lazım. Teşekkürler Buracım. Okudum. Çok teşekkürler hediye için. Hediye paketine sarmışsın. Emek harcamışsın. FNAF Pizzeria Simulator şimdi değil. Şimdi değil. Yayınlarda değil. Videolar. Aa, dümdüz ilerledim ben. Örümcek kelimesi. Tüm kazançlar gerçek örümceklere gidecek. İlginç. Okey. Okey. Focus. Bütün enerjimi toplayacağım. Bütün elementlerin gücünü çağıracağım. Şimdi Migos. Gözleyeceğim sadece. Okey. Ya bu Dans Eden Delimon'u çok seviyorum ben ya. Savaşta yanlış bir şeye tıklarsan X'e basarak gelebiliyorsun. Ciddi misin? Ben onu bilmiyordum. Hayatımı kurtardın şu anda. Spam yapmayalım aynen. Başka bir oyun bulamadın mı? Bu seni bunaltır, bu beni bunaltacak. Ama arkadaşlarından oradan buradan duyduğum kadarıyla bu oyun hakikaten bitirdikten sonra bir şey oluyormuşuz oyunda. Evet, 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 evet. Canım benim. Z'ye mi basıyordur? Niye basıyor? V'ye mi basıyor? Neyse Enter'e basayım ben. Hard bro. Ben 2 saatte bitirdim. Aaa! Bu şey mi? 2 saatte bitirebiliyorsa sıkıntı yok. En azından sen 2 saatte bitirebiliyorsan sıkıntı yok. Yani çok da uzun olmayacak en azından. Evet, aynı konuşmalar. Hiç tabelaları okumadan direkt C'ye geçeceğim. Vegetoid'le karşılaşmamak umuduyla. Yapma, yapma. Ha, iyi. Ha, X'e basarak geri dönüyoruz. İyi. Bağışla. Yalnız olmak gibi yok. Aynen, oh be. Bu oyunda aradıklarımız hikaye karakterler ve Cenkoz. Hani Cenkoz aracız ama Cenkoz değiliz işte. Tolgarız. Tolgar da vardı videolarda, hatırlayanlar varsa. Hakikaten bir de o ya. Bu oyunu 2 saatte nasıl bitirdin sen? 1 saat oldu ancak buraya geldim. Şimdi aşağıya ineceğiz. Bir düğme. Bas, bas, bas. Evet. Az kaldı arkadaşlar. Şu ana kadar çok fazla can harcamadık. Umutluyum. Ümidim var. Hah, iyi. Sataşma kalsın. Hah. Ya, ya sataşmıyorum. Sen de bir anladın diyorsun. Neden saldırıyorsun hocam? Neden saldırıyorsun? Başla. 2 saat diyene kadar. Yok canım, sallamıyordur. Sallıyor mu lan? Sallamıyorsun değil mi? Tolgar, aynen Tolgar. Tamam, Mount & Blade War. Onu da baştan yapacağım ya. Warband serisini baştan yapmam lazım çünkü eski videoları silmişim. Ne diyordu burada? Kırmızı düğme ta o tarafta. Lan. Sataşma. Okey. Oğlum. Sinir bozucu bir elemansın sen ha. Bağışla ikisini de. Kaç gitsin. Oo, tamam anladım. Olayı anladım. Bir düğme. Bas. Abi gel. Bu ne ya? Basayım mı lan? Şaka yapıyorum. Ah. Hadi bu vegetoidler akşam yemeği yiyelim hocam.
Be, sen de akşam yemeği yiyelim. Lan! Oh be. İyi. Teşekkürler Vegetoid kardeşler. Hakikaten ezberledim ya. Bir saattir aynı şeyleri oynuyoruz. Hadi hadi dümdüz devam, kimseyle karşılaşmadan, çok güzel. Maviye bastım mı ben? Merhaba Vegetoidler. Vegetoidleri hiç sevmiyorum. Ah, lan günü. Ya biliyorum. Bak, sağlıklı bir yemek olduğunu biliyorum. Ama gözünü seveyim. Hayır. 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 Ah. Çözeceğiz. İşte çözeceğiz. İşte çözeceğiz. Ama en azından buraya geçtik yani. Bu Vegetoid'leri hallettik. O yüzden. Metal Slug. Metal Slug basit ya. Metal Slug o kadar zor değil zaten. Sen kimseyi öldürmeyeceksin, değil mi? Öldürmemeye çalışacağım. Burada bir şey yok. Bas. Bir klik sesi duydun. Hadi dümdüz, dümdüz. Vegetoid olmasın. Oh be. X. XX. Bağışla, ha. Heh. Ben dans edeceğim. Ben de dans edeceğim. Ben de dans edeceğim. Bağışla abi, kaç gitsin. Bu arada kimseyi öldürmemeye çalış. Ya bad ending, good ending, o şeyleri spoil etmeyin ya. Hani gene herkes biliyor da. PUBG gelecek, PUBG gelecek. Sıkıntılı değilse gelecek haftadan itibaren oynamaya çalışacağız PUBG'yi. Vay canına. Bu düşündüğümden daha fazla vakit aldı. Teşekkürler. Beni mi arıyorsun? Ben buradayım. Buraya nasıl geldin evladım? Yaralandın mı? Geçti, geçti. İyileştireyim seni. Bayağı böyle teyze figürüsün. Seni bu kadar uzun süre yalnız bırakmamalıydım. Hayır, bırakmamalıydım. Sana böyle bir sürpriz hazırlamak sorumsuzca. Şey, sanırım artık daha fazla saklayamayacağım. Gel küçüğüm. Evleyelim lütfen. Harabelerde böyle tatlı bir ev görmek için içini azimle dolduruyor. Evet, neden azimle dolduruyor falan filan dediğini anladım en sonunda. Abone ol butonu yok ki. Abonelik, bağış, onlar daha sonra artık. Tamam, işler iyice artık ilerlediğinde. Şimdi uğraşmak istemiyorum bunlarla. Bir uğraşmak değil, bir de daha fazla hazırlamam gerek. O tarz şeyler için bir sürü bir şeyler ayarlamam gerekiyor sanırım. Artık bir şekilde yapacağız. Forest yayını zamanla, zamanla. Şu an bakın, şu anda açıklayayım. Gelecek hafta Cuma Don't Starve Together oynayacağız. Bir arkadaşla, Doğu'yla. Bir de PUBG oynayacağız. PlayerUnknown's Battlegrounds. Cumartesi günleri ise, yani yarın BioShock oynayacağım. Ama Half-Life de olabilir, değişebilir. Half-Life Source oynayabilirim. Ondan sonra da Subnautica gelecek. Ona göre. Hadi bakalım. Kokuyu alıyor musun? Öf, direkt yaptın ya. Sürpriz. Tarçınlı karamel turtası. Tarçınlı. Sürpriz yaptı. Gelişini kutlarız diye düşündüm. Burada iyi vakit geçirmeni istiyorum. Bu yüzden bu gecelik salyangoz tırtasını... Teşekkürler bunu yaptığın için. Salyangoz tırtasını. Yani senin için zor olmuş olmalı ama. Değil mi? Gel, sana bir sürprizim daha var. Ya çok sakin şu anda böyle. Her an değişecekmiş gibi hissediyorum. Bunu çok kısıldırmayayım. Sağ tarafa gideyim. Half-Life oynarım. Tamam, Half-Life oynarım. İşte burası. Elimden de tutuyorum. Tırsıyorum artık ha. Sana ait bir oda. Umarım seversin. Teyzeciğim. Yanık kokusu mu var? Kendi evindeymişsin gibi davran. Dur teyzeciğim, geliyorum ben de. Yanık kokusu varsa hemen yardıma geliyorum. Kömüne yakmışsın yani. Yanık kokusu gelir. Birazcık saçma oldu. Tarçını seçtiğin için. Niye tarçınlı? Ben seçeyim dedim. Top.
Bu kitaplar yıpranmış. Çokça okumuş olmalılar. Alamıyorum bu kitapları. Ben de okumak istiyorum. Bir erdem, bir bilge istiyorum. Bilge sahibi olmak istiyorum ben. Bilgelik istiyorum daha doğrusu. Bilge olmak istiyorum aynen. İyiyiz. Merhaba İyiyiz. Berkin Bey siz nasılsınız? Tamam şimdi. Benim oda ilk odaydı. İkinci odaya girmeye gerek yok. Terbiyesizlik yapmaya gerek yok. Teyze... Kırmızı olayı sevmedim. Boş bir fotoğraf çerçevesi, çok tozlanmış. Şimdi boylarda bir sürü çocuk ayakkabısı. Bu olayı ben çok sevmedim. Uyudun mu? Turta. Pasta. Bir dilim tarçınlı karamel turtası buldun. Ya boyum biraz duygusal olarak biraz daha böyle farklı tonlarda. Çok şey yapamıyorum, içime çekemiyorum ben. Yani ciddi senaryoları seviyorum da bu birazcık daha pembiş diyarlarda... Bu ne? Ne yazıyor burada? Bu oda tadilatta. Oraya da kardeşim mi gelecek? Çünkü beni evlat edindin ya şimdi. Çok şey yapamıyorum böyle oyunlar ya. Sindiremiyorum. Öyle bir insan değilim ben. Mesela Bioshock'ların çok ciddi senaryoları var, onları seviyorum. Hoş. Bu arada Bioshock'a oynadığımız zaman kaldığımız yerden devam edeceğiz ama anladığım kadarıyla yarın daha çok Half-Life istiyorsunuz. Mortal Kombat ben oynamam ya. Mortal Kombat çok şey değil. Benim tarzıma göre değil. Bakıyorum da uyanmışsın. Uyandım. Sen de 12 saattir kitap okuyorsun herhalde. Burada olmadan ne kadar memnun olduğumu bilmek isterim. Paylaşmak istediğim o kadar çok kitap var ki. Sana favori böcek avlama yer. Bunu tuhaf bulan bir tek ben miyim? Ya... Anneniz, babanız size veya teyzeniz, ablanız her neyse gelip bize favori böcek avlama yerinizi gösteriyor mu? Yerlerini gösteriyor mu? Yoksa ben mi tuhaf mıyım? Ben tuhafım, onu zaten kabul ediyorum ama yani ben eve gelen arkadaşlarıma gidip favori böcek avlama yerimi göstermiyorum. Neyse. İyi o zaman, hadi gel görelim. Ayrıca eğitimin için sana ders programı hazırladım. Arkadaş, şimdi olayların nasıl geliştiğini tam olarak anlamıyorum. Ama şu kadının, teyzeciğimizin, teyzenin davranışları beni çok rahatsız ediyor. Bu rahatsız ediyor ama yani. Çok şey davranıyor böyle. İyice sahiplenmiş ama hani gitmek istediğim zaman böyle bırakmayacakmış gibi. Böyle kolumdan sıkı sıkı tutacak ve içeri çekecekmiş gibi hissediyorum. Metin 2 oynamam be. Neyse, bu farklı bir dünya. Ahbaplar, bu farklı bir dünya. O yüzden seni şaşırtabilir ama bekliyorum. Öyle bir şey bekliyorum. Ben hep bir öğretmen olmak istemişimdir. Aslında belki çok şaşırtıcı gelmemiştir. Her neyse. Burada kaldığın için memnunum. Bir şey mi istemiştin? Evet. Ne zaman eve dönerim? Bu soruyu... Ya bir de çok tatlış görünüyorsun sen ya. Senin de kalbini kırmak da istemiyorum da. Zaten ne zaman eve dönerim diye bir soru da sormam yani. Hem tatlı göründüğü için hem de çok şüpheli davrandığı için. O yüzden sinirlendirmek istemiyorum. Hiçbir şey. Bir şey söylemek istersen tekrar bana gel. Teşekkürler teyzeciğim. Sana anne dememi istemeyeceksin değil mi? Bir tarih kitabı, rastgele bir sayfadan. Korkusuz insanların akınlarının ve cephelerinin arkasında kaldık ve geri çekildik. Dünyanın altına yürüdük. Ta ki oyunun sonuna ulaşana kadar. Burası bizim yeni evimizdi. Adı da... Ney? Ev. Ev. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ev hakkında ne düşünüyorsunuz? Ev. Duymak istiyorum şu anda. Aynen, çok çok yaratıcı ya. Ev. Belki bir olay vardır, onu daha sonradan göreceğiz de. Çünkü bu oyunun gizemleri falan filan da varmış, öyle duydum. Yani böyle ilginç teoriler falan filan da yürütülüyor. O yüzden oynamak istedim. Bir de hangi ahbap da bunu bize bir tane ahbap hediye etmişti? Bir tane ahbap hediye etmişti. O ahbaba çok teşekkür ediyorum, bir de özür diliyorum çok uzun süre oynamadığım için. Ama şimdi artık düzeni yerine getiriyoruz. Eski düzeni şey yapıyoruz, ona göre. Oluyoruz işte, her neyse öyle. Teşekkürler baştan.
Yani şimdi ev evdir, evet. Kimse kimsenin hakkına karışamaz, doğru. Eşit ağırlık öğrenmesi. Bilmiyorum ki, ben direkt fen okudum. Bizde sadece TM vardı, fen vardı. Sadece ikisi vardı lisede, o yüzden çok bir şey bilmiyorum. Ve bence de bir şeyler saklıyorlar. Kralımızdan iyisi olmasın ama isim koymak da çok kötü. Evet. Hadi bakalım. Burayı merak ettim. Mutfak. Ama şimdi kalkıp kahvaltı yapmamız lazım değil mi? Bir parça daha alalım. Turtanın büyüklüğünü hepsini yemen için gözünü korkuttu. O zaman bir parça alayım o zaman değil mi? Bir parça alalım. Buzdolabını mı açayım? Nedense buzdolabının içinden marka çikolatalı gofretler var. Doğru geliyor, hazır mısınız? Bu kadın yukarıdan gelen insanları böyle sürekli evine alıyor, böyle sakin sakin davranıyor. Bana böyle beklemedikleri bir anda götürüyor ama yanında sürekli böyle çikolata getiriyorlar, onu bunu getiriyorlar. Ne yapıyorlar? Aha, teori size. Bu kadın hepsini böyle alıyor. Hep marka çikolata, bak çikolata var dese bir şey demeyeceğim ama marka çikolata var diyor. Bize ayırmadan yeme. Abi Fred Bears and Friends Jack. Öyle bir oyun mu var? Şey, fan yapımı bir oyun. Fan made. Çok sarım, kusura bakmayın. Aynen Buracığım, teşekkürler. Bir hediye yeter, teşekkürler. Yapmana gerek yok. Rahat rahat oyunları alabiliyorum zaten. Undertale'i daha bitirmemiş. Özlediğimiz 140 alı. Beat Cup ne ya? Beat Cup'ı duydum da hiç bilmiyorum nasıl bir oyun olduğunu. Neyse, o zaman burada bir şey yok. Bir şey yiyemedik. Aç kaldık teyze. Hani o kadar iyi davranıyorlar ama açız yani. Bu geldiğimiz yer mi çıkıyor? Evet. Alt kata inelim o zaman, bakalım ne var. Bodrum mu yoksa burası? Bekle. Ses kesildi, müzik kesildi. O zaman ileri belaya bulaşacağız. Hadi bakalım, bela. Bence burası yerine üst katta oynamalısın. Tamam teyzeciğim, teşekkürler. Seni mi kıracağım? Yoluma devam edebiliyor muyum? Bu ne? Ne zaman bu yaşta ağaç yaprak çıkarsa hemen dökülürler. Teşekkürler. Tabela var ama orada. Tabelayı okuyamıyoruz. Ben burada bir kaydetmek istiyorum. Harabelerde böyle tatlı bir ev görmek. Evet, güzel, kaydettik. Save yap. Aynen, save'ledim. Çocukların cesetlerini bodruma atıyor. Bir bakalım. Umarım spoiler vermemişsindir de, teori gibi bir şeydir. Teyze ne yapacağız o zaman? Ben odama gidip uyuyayım mı baştan? Uyudum. Şu anda gece mi bu arada? Ayrı bir renge dönüştü her yer. Teyze hala kitap okuyor. Teyze iyi okuyorsun yani, tebrikler. Eve dönmek ister misin? Buraya girebiliyor muyuz ya? Ha, günlük. Oriel'in günlüğü işaretli bölümü okuyacak mısın? Okuyalım. Bölümü okudun. Neden bir iskelet arkadaş edinemez? Çünkü can dostu bulmak zordur. Ne? Can dostu mu? Diğer sayfalar bu tarz şaka ve esprilerle doldurulmuş. Yer altında yaşayan bitkiler hakkında bir ansiklopedi ortasından açtın. Kamış, sulak yerlerde topluca çıkan uzun tohumları olan bir bitki. Halk arasında su sosis... Ne? Ne? Aha, komik değil mi? Ya komik olup olma anlamadım ben espriyi. Adilat. Çok ilginç ya.
Eve gidelim diyelim o zaman. Ne bileyim. Ama bana oda hazırlamış teyze şimdi. Yani uzun süreli planlar yapıyor demek ki. Ellerimizi yıkayalım o zaman. Beyaz tüylerle tıkanmış. Temize buraya ya. Bulaşık yıkayacağım burada. Dolabın içinde kurabiyelere canavar şekli vermek için kalıplar var. Ocağın üstü çok temiz. Toriel onun yerine ateş büyüsü kullanmış olmalı. Ben de ateş büyüsü kullanabilir miyim? Ben de ateş yapmak istiyorum. Kömür kısık ateşte yanıyor. Yavaşça ısıtıyor. Elini içine sokabilirsin. Neden şey vermedin? Neyse teyze hadi o zaman. Merhaba. Okuduğum kitap hakkında bir şeyler duymak mı istiyorsun? Kitabın adı Salyangoz için 20-72 kullanım. İster misin? Abi, suyuna gidelim şimdi. Ama her şeyin farkındayız yani. Salyangozlar hakkında ilginç bir bilgi. Salyangozların berbat ayakkabı olduklarını. Çok ilginç. Aynen. Başka bir şey lazımsa beni rahatsız edebilirsin. Beni rahatsız edeyim o zaman. Ne oldu? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Biz sakin sakin gidelim. Aynen Buğra. Aynen teyze bizi öldürmek istiyor. Buracığım canım benim. Aynı mesajı sürekli atmana gerek yok. Okuyacağım zaten ben onları. Evet o da mümkün olabilir. Emre. Ama o da bir sıkıntı. O da ayrı bir sıkıntı yani. O da normal bir şey değil. Teyzeciğim canım benim ne yapıyorsun? Ne oldu? Hiçbir şey. Teyzeye kalbini kıracağız ne yapalım? Ve harabelerden çıkmaya mı çalışalım acaba? Dolaşalım ya, değil mi? Çocuğuz sonuçta. Dolaşmamızda hiçbir sıkıntı yok. Yani çocukken ben de çok dolaştım. Siz de çok dolaşmışsınızdır. Rubacığım nasılsın? Bırak bırak. Aramızda kalsın. Toriel'i biraz önce buradan geçerken gördüm. Yiyecek için birkaç malzeme taşıyordu. Ne için olduklarını sormadım. Herkes onunla konuşmaya çok korkuyor. Bırak. Bırak bu işleri hocam. Bıçak mı bu? Oyuncak bıçak buldum. Oyuncak bıçak bulduk. Ne halt edeceğim ki ben oyuncak bıçak buldum. Kesin mi seni? Aa, pasta keseceğiz oyuncak bıçakla. C'ye mi basayım? Eşya. Kullan. Oyuncak bıçağı kullanıyorsun. Tamam, öyle yaptım. Lütfen Tori ile nasıl çıkarım de. İyi öyle değilim o zaman. Ama ilk önce pastayı kesmeyi deneyeceğim. Hadi bakalım. Hadi afiyet olsun. Tamam bıçağım var işte. Teyzeciğim nasılsın canım benim. Senin de kalbini kırmak istemiyorum ama. Hiçbir şey dur. Tamam. İlk önce ben bir sevdim de ya yapma. Hiçbir şey. Teşekkürler. Gidip sevileyim. Pastayı kesme. Kesmeyi de. Aynen. Kaydedeceğim ben de Hamza. Bak kaydedelim de. Ne olur ne olmaz. Teyze böyle bir an önce pat diye şey yapacak gibime geliyor. Abi, Ahead in Time'ı oynar mısın? Ahead in Time öyle bir oyun ki sanki böyle şapkaya konu olacakmış gibi duruyor. Öyle mi? Bir şapkaya mı konu edeceğiz? Tamam, bunu soracağız. Arabelerde nasıl çıkacağım teyze? Bir şey yapmam lazım. Burada kal. Aşağıya gideceğiz. Aşağıya gidiyorum. Teyze hazır gitmişken ben aşağıya gideceğim. Eve nasıl döneceğini bilmek istiyorsun, değil mi? İlerimizde harabelerin çıkışı var. Yeraltının geri kalanına gitmek için tek çıkış orası. Orayı yok edeceğim.
Tamam. Bir daha kimse terk edemeyecek. Şimdi uslu bir çocuk ol, üst kata çık. Ben ileri gideceğim. Buraya düşen her insan aynı kaderi paylaşıyor. Tekrar tekrar aynı şeyi yaşıyorum. Geliyorlar, terk ediyorlar, ölüyorlar. Sen masum evladım. Harabeleri terk edersen onlar Asgore seni öldürür. Asgore. Ben sadece seni koruyorum, anladın mı? Odana git. Teyzeciğim, ben onları tatlı gülüşümle ikna ederim. Beni durdurmaya çalışma. Bu senin son uyarın. Ya 5 dakika. Beni koruyorsan beni öldürmeyeceksindir o zaman. O için devam ediyoruz. Bu kadar çok mu terk et? Çok mu terk etmek istiyorsun? Sen de aynı diğerleri gibisin. Bunun için tek bir çözüm var. Kendini kanıtla. Hayatta kalabilecek kadar güçlü olduğunu kanıtla. Yapma be teyze ya. Dedim buraya geleceğini biliyordum. Toriel yolu kapatıyor. Toriel'le konuşalım teyze. Hiçbir sohbet konusu aklına gelmedi. Nasıl lan, o kadar sorduk. Ah! Sana doğru bakıyor. Teyze. Yapma. Aa, dur. Burada. Sopa. Bir şey söylemek istedin ama. Wo. Toriel soğuk davranıyor. Teyzeciğim, canım benim. İronik olacak ama konuşmak bu durumu çözecek gibi durmuyor. Ah! Toriel sana doğru bakıyor. Toriel benim canımı okuyacak biraz sonra. Konuşmak bu durumu çözecek gibi durmuyor. Toriel büyülü bir saldırıya hazırlanıyor. Hadi Toriel'cim, canım benim. Konuşalım biz. Toriel büyülü bir saldırıya hazırlanıyor. Canım benim. Bak, konuşalım. Gel konuşalım. Gel konuşarak halledelim. İnsaf. Oraya büyülü bir saldırı hazırlanıyor. Kaçayım mı acaba? Kaç. Ben kaçtım. Hadi görüşürüz. Sorun yok. Yukarı çık. Çıkmayacağım. Ne yapacağız ya? Sürekli bağışla. Bağışlayayım o zaman. İyi, güzel. Ah! Abi şey, bunları sana benden kaçıyor direkt. Toriel sana doğru bakıyor. Bağışla. Bak. Bakışları nasıl kenara kaydırıyor. Korkutmaya çalışıyor. Bağışla. Bana saldırmıyorsun canım teyzeciğim. Bütün o bakışları şey yapalım. Bağışlayalım gene. Ne yapıyorsun? Bağışlayacağım seni. Ben çok bağışlayıcı bir insanım. O sana saldırmıyor iki canına bakın. Saldır ya da kaç. Hayır. Hadi saldır. Hadi saldır. Ben gitsem oluyor mu? Bağışlıyorum. Böyle ne kanıtlamaya çalışıyorsun? Ben bir şey kanıtlamaya çalışmıyorum. Sende bir sıkıntı var bence. Ulan ne teyzeymiş ya. Konuşabilir miyiz artık? Böyle bekleyeceğiz o zaman. Savaşman lazım. Savaşmayacağım ya. Savaşmak istemiyorum. Boş boşuna. Kes artık. Ya sen uzatmasan da artık geçsin işte. Hani canımız minnacık kaldı. Saldırmıyorsun. Anladık. Ne diyorsunuz? Sakın turta yeme. O 99 can. Uf. Turtayı bırakalım o zaman ya. Sapık teyze. Teyze bek. Sapık değil. Sapık görünmüyor. Git buradan. Ne atıyorsun sen bu arada? Ben onu anlamıyorum. Turta mı atıyorsun? Ne atıyorsun?
Canım teyze affet bizi. Affetmeyeceğim. Ben onu bağışlıyorum. Bağışladım seni. Ben onu bağış. Kim o kim de beni bağışlıyor? Afalım canım benim. Arkadaşlık isteklerini kabul edemiyorum. Kimi çok karışıyor hakikaten. Steam çok karışıyor. Soruya sana doğru bakıyor. Gene mi? Oo. Ne diyoruz? Çılgın teyze. Yani teyze çok çılgın ya. Teyzenin çok böyle ilginç projeleri var. Eve gitmek istiyorsun. Biliyorum ama. Ama lütfen üst kata çık. Başlayalım. Sana burada bakarım. Söz veriyorum. Teyze iyice yumuşadı. Bağışlayın. Çok bir şeyimiz yok. Biliyorum ama. Birisi sinirlenir de böyle sakinleştirmeye çalışırsınız ya. O yüzden böyle gıdıklarsınız ya. Espri falan filan yaparsınız. Ona benziyor biraz. Teyzeciğim. Burada güzel bir hayatımız olur. Teyzeciğim canım benim. Orada benim evim var. Televizyon var. İnternet var. Burada internet var mı? Niye durumu bu kadar zorlaştırıyorsun? Hadi be. Hakikaten ama boğucu geliyor bana bu kadar şey ya. Böyle duygu tonundaki oyunlar, hikayeler. Lütfen yukarı çık. Hayır. Teşekkürler. Acı nasıl değil mi? Daha bir çocuğu bile koruyamıyorum. Benimle birlikte gelsen koruyacaksın yani. Evinden bir çıksan benimle birlikte gelsen koruyacaksın. Kitaplarını, turtalarını bırakıp. Bağışla. Hayır, anlıyorum. Burada hapisken mutsuz olacaksın. Harabeler buraya alışınca çok küçük geliyor. Senin için böyle bir yerde büyümen doğru olmaz. Hayallerim, yalnızlığım, korkum. Senin için evladım, bunları kenara atıyorum. Eğer gerçekten harabeleri terk etmek istersen, seni durdurmayacağım. Ama terk edersen, lütfen geri dönme. Umarım beni anlarsın. Teşekkürler teyzeciğim. Daha yeni tanıştık ama olsun hadi öyle bir duygusal anımız olsun. Güle güle evladım. Bayağı iyice çocuk edindi ya. Hakikaten sadece okuyorum. Bir süre sonra iyice zorlanıyorsun artık var ya. Boğaz gidiyor. Şu anda da gidiyor zaten hafif. Onun bir eğitimli olduğu falan. Bak yine sessizleşti. Yine bir şey olacak. Yine sessizleşti. Abi herkesi öldürüp gidersen oyunu asla bitiremezsin. Yani bitirirsin ama çok zor. Yani asla kimseyi öldürmem. Öyle planım öyle. Öldürmeyeceğim pek. O zaman abi benimkileri okudu. Okudum ya. Okudum seninkileri okudum. Zaten kimseyi öldürme gibi planım yok. Birden bak ton değişti. Böyle. Yine ton değişiyor. Ton değişmiyor. Yine bu şerefsiz. Ne yapacağız? Yine bu şerefsiz çıktı karşımıza. Episode 1 ve 2'yi de oynayacağım dostum. Sessizlik sıkıntı aynen. Bak. Ses varken sıkıntı yok. Ne zaman sessiz olursa ortam o zaman endişelenmeye başlayacaksınız. O zaman bir şeyler olacak demektir. Aynen ya arkadaşlara da. Ya CS değil de PUBG atacağız işte daha var. PUBG de oynayacağım gelecek hafta. O zaman. Akıllıca. Çok akıllıca. Kendini zeki sanıyorsun değil mi? Bu dünyada ya ölürsün ya öldürürsün. Kendi kurallarına göre oynayabildin ama tek bir insanın hayatını kurtardın. İddia ederim ki harika hissediyorsundur. Bu seferlik kimseyi öldürmedin. Ama acımasız bir katile rastladığında ne yapacaksın? Öleceksin ve tekrar öleceksin. Tekrar denemekten yorulduğunda o zaman senin inadına deneyeceğim lan tekrar. O zaman ne yapacaksın? Hüsrana uğrayıp öldürecek misin? Yoksa bu dünyadan tamamen vazgeçip bana bırakarak tüm gücümle yönetmememi bize vereceksin. Bu çiçeğin kendine ait ilginç planları var. EU4 gelecek. EU4 gelir ama sürekli gelmez böyle farklı farklı zamanlarda gelir ara sıra. Böyle düzenli yayın olur mu bilmiyorum. Çiçek adam dünyayla geçirmek istiyor. Hırslı adam bırak adam istediğini yapsın. Devam o zaman. Ben bu dünyanın gelecekteki prensiyim. Peki. Buradaki yaprakların da senin şeyin herhalde. Olur ya böyle genelde asil insanlar şey giyerler. Böyle soylu insanlar büyük cübbeler giyerler. Endişelenme hükümdarlığım
Kralı öldürerek olmayacak. Bu arada Claptrap gibi birisi olacakmış gibi hissediyorum. Bundan çok daha ilginç olacak. Merhaba. Zıplayabiliyor muyuz? Toprağı böyle iyice ezelim, yukarı çıkamazsın. Şeyde bir bölüm vardı. Men in Black'i izleyen var mı? Siyah giyen adamlar. Ne oldu Fox yapımı. İyi para kırdı bu oyunlarda. Ben de bir oyun düşünüyorum ahbaplarım. Serdar'ın dönercisinde 5 gece diye ne düşünüyorsunuz? Bir ara belki böyle bir projeye başlayabilirim. Ne düşünürsünüz? Lan benim canım da yok ama bir yere sevilmem lazım. Buralarda bir yere save koymaları lazım. Ya o çiçekten onu hatırladım. Benim Black izleyenler varsa. Çiçek bana onu hatırlattı. Oğlum save lan. Save yeri yok mu? Daha yeni çıktım kapıdan. Merhabalar. Bak oğlum, arkamdan takip eden karanlık figürler bana pek de yabancı değildi. Ben bu tarz şeyleri de geçirdim hayatım hep. Ona göre davran. Çok iyi olur. Ben neyi sordum ama? Neyi sordum lan ben? Neyi sorduğumu hatırlatsanız. Neyi sorduğumu unuttum. Aşağı düşeceğiz ha. Neyi sordum ben? Ha, Serdar'ın dönercisi. İnsan. Benim. Yeni bir arkadaşı nasıl karşılayacağını bilmiyor musun? Selam veririm. Arkanı dön ve elimi sık. Elini sık lan adamın. Eski ele pırt koyma şakası. Ana karakter dönercide güvenlik görevlisi bilgisayarında PUBG atarken 1 TL ile çalışan oyuncaklar hareket etmeye başlar. Her defasında. Bu adamı çok sevdim. Neyse sen insansın değil mi? Çok komik. Ben şans. İskelet şans. Aslında şu an insan avlamak için nöbette olmam lazım. Öyle mi? İçimi rahatlattın şu anda. Şu anda çok içim rahatladı. Şans reis geldi. Ama yani kimseyi yakalamak konumunda değil açıkçası. Öyle oturuyoruz oynuyoruz. Bu arada kardeşim Papyrus kendisi insan avlama hastası. Hey, aslında bakarsan galiba hemen şurada olması lazım. Bir fikrim var. Şu geçitimsi şeyden geç. Peki. Aynen içinden geç. Pardon millet geçsin diye yapmış galiba. Okey. Çabuk tam sana göre şekillenmiş lambanın arkasına. Peki. Ne haber Kardo? Ne haber? Cevabını biliyorsun kardeşim. 8 gün oldu ve sen hala bulmacalarını tekrar düzenlememişsin. Vurgular çok ilginç kalıyor şu anda. Reis nerelerdesin ya? Ya o Ali. Yani bayağıdır canlıyım. Ne diyeceğimi anladım. Bir türlü bulamadım. Kar da görürse yer. Görev mevkinin dışında geziniyorsun. Bari ne yaptığını söyle. Şu lambaya bakıyorum. Cidden çok hoş. Bakmak ister misin? Lan! Hayır. Bunun için vaktim yok. Gel bak ya. Bak bakayım güzel bir şeye benziyor orada. Ya bir insan buradan geçerse hazırlıklı olmak istiyorum. O kişi ben olmalı. O kişi ben olmalı. Kim? Bir insan yakalayacağım. Sonra da ben muhteşem Papyrus. Hak ettiğim her şeyi tamamen alacağım. Sana neden Papyrus diyorlar bu arada? Çok alakasız görünüyor değil mi? Papyrus bitki öyle. Bitkiden yapılan kağıdın adı. Abi telefondaki adam ben olabilir miyim Serdar enerjisinde? Herkesi purple yapacağım. Saygı, şöhret, en sonunda kral muhafızlarına katılabileceğim. Benim arkadaşım olmak isteyecekler.
Tamam, problemi anladım, problemi anladım. Sen de bizdensin kanka. Sen de bizdensin. Lambanın arkasından çıkma vakti geldi. Her sabah öpücük yağmuruyla uyanacağım. Belki bu lamba sana yardımcı olur. Şerefsiz. Dibime ne kadar şerefsizsin ulan. Şans. Hiç yardımcı olmuyorsun. Tek yaptığın başıboş gezip durmak. Her geçen gün daha tembel oluyorsun. Hey, sakinleş. Bugün yapmam gereken tonla işim vardı. Ton? Onu sarıyla yazdım. Bir ton. Ton. Tamam, ton. Karton. Karton lamba mı? Anlamadım. Anlayamadım. Kartun mu? Anlayamadım. Espri anlayamadım. Şans. Hadi hadi. Sırıttım. Sırıttım. Evet. Ve nefret ettim. Of. Neden benim gibi muhteşem biri çörtmek için bu kadar çok şey yapmak zorunda? Vay be. Duyduğuma göre. Ulan okumak yoruyor hakikaten ha. Böyle sesli bir şekilde okumak yoruyor. Aaa Skeleton. Tamam. Vay be, duyduğuma göre çalışmaktan kendini çok yormuşsun. Kemiklerin ağrımış. Of. Ben bu bulmacalarıma devam edeceğim. Senin işine gelince kendine bir kemik kadı yersin. Tamam, artık ortaya çıkabilirsin. Ben senin kardeşini bulmaya gidiyorum. Aslında hey, zahmet olmazsa bana bir iyilik yapar mısın? Düşünüyordum da, son zamanlarda kardeşimin morali bozuk. Daha önce hiçbir insan görmedi. Ve seni görmesi gününü gün eder. Endişelenme, tehlikeli değildir. Olmak istese bile, milyon kez teşekkürler. İleride bekliyor olacağım. Okey. Saklanabiliyor muyum baştan? Okey. Bir çeşit kontrol noktası ya da nöbet kulübesi. Ama içerisinde ketçap, hardal, ekşi sos şişeleri var. Söyleyebildim. Peki. Abi lütfen oku bak. Bunlar cidden spoiler değil. Bu da... Tamam. Spoiler değil dedin, inşallah değildir. Purple Guy kim abi? Hayır. Bütün karakterler Purple Guy, anladın mı? O tarz bir oyun olacak bak. Oh be, save noktası. Kaydedelim. Şimdi, burada kaydettik. Biraz bu böyle kalsın. Masaüstü sesle açık, yanlış yere bakıyorum sürekli kameraya bakacağım diye. Masaüstü sesle açık kalsın. Bir 5-10 dakika ara verelim. Bir 15 dakika, 15 dakika da çok fazla olur ya. Ne kadar ara verelim? Veya dur biraz şey yapalım, böyle konuşalım. Biraz konuşalım, ondan sonra 9'da devam edelim. 10'a kadar da şey yap. Bir saat konuşalım olmaz ya, bir 15 dakika konuşuruz ama. Konuşalım, konuşalım, konuşacağız. 5 dakika, 5 dakika mı ara verelim? Tamam o zaman, şöyle yapalım. 20-55'e kadar konuşalım. 20-55'te 5 dakika ara verelim. Sonra suyu falan da doldurayım ben. 21.00'da ise saat 9'da devam edelim. 10'a kadar devam edelim öyle. O şekilde. Cidden istersen oyun yapabilirim. Ya şimdi kafamda bir şey yok. Onu iyice tasarlamam falan lazım. Yok. Tuvalet molası değil. Müziği susturur musun? Böyle yapabilirim. Lan. Gene. Hatta dur. Böyle alayım. Aynen. Müzik bana gelir, size gelmez. FNAF 146 çıkmış. Scott açıkladı. Olur mu olur. Bugün bitirecek misin? Şimdi değil ya. 10'a kadar devam edeceğiz. 10'a kadar devam edecek daha yayın. Hearts of Iron 4. Hearts of Iron 4. Hearts of Iron neden istiyorsunuz ki? Hiç oynamadım daha önce. Yani yeni istiyorsanız bir ara yaparım ama EU4 oynarım herhalde önceden. EU4'de daha çok aşinayım. G-Man'e el atacak mısın? İşte yayınlarda Half-Life'ı bitirelim. Half-Life'ı bitirdikten sonra el atarım G-Man'e. Apap 8 bit müzikleri açar mısın? Açayım o zaman. Dur o zaman müzik açılsın. Alttaki Purple Guy yakıyor. Yakar o adam öyle. Ulan bir şey yapmam lazım. Mutluşum. Böyle daha iyi görünüyor.
Resmi oldu o şekilde. Kalsın öyle. EO4'ten daha güzel. Ya o tartışılır şimdi. Ben EO4'ü daha çok seviyorum. Daha geniş bir zaman dilimine şey yapıyor, hükmediyor. Bugün bitirecek misin? İşte bugün bitirmeyeceğim daha yayını. 10'a kadar devam edecek yayın. Saat 10'a kadar devam edecek bugün. Yayınlar niye sadece 2 gün haftada? Çünkü haftada 4 gün okulum olacak. Pazar günü ise video çekimlerine, video editlerine falan ayırmak istiyorum. Zaten bu pazar GİS'te olacağım. Bu pazar GİS'te olacağım bu arada. Gelmek isteyenler, buluşmak isteyenler, görmek isteyenler GİS'te gelebilir pazar günü. Herhangi bir standta olmayacağım. Öyle dolaşacağım. Gruptan şey yapabilirsiniz. Gruptan mesajlaşabiliriz. Dragon Ball'u hiç izlemedim. Dragon Ball birazcık bana şey geliyor, normal yani. Ya bir şey gelmiyor aslında, bir ara izleyebilirim. Apple Fallout'taki bir sorum olacak. Sayfada sorsam olur mu? Hayır, sayfada sorsam sıkıntı olmaz. Ama biraz geç cevaplayabilirim sayfada, öyle bir şey var. Ama gene de cevaplarım, sorsan. Ne dersen William Aftonol. Ben telefondaki adam, Henry de Metin abi olsun. Ekip tamam. Ya ben şey yapmayacağım. O karakterler olmaz. Serdar'ın dönercisinde 5 gecede tamamen benim yapacağım karakterler olur. Çok ilginç karakterler olur. Klibi izleyebilir misin? Senin klibin. O ne be? Tamam. İzleriz. Şimdi mi izleyeyim? Güzel. Şunu kapatıp bir bakayım. Aa, şunu şey yap. Ha, açtı. Şu anda attığınız klibi izliyorum. Neyse bunu sonra izlerim. Şimdi biraz uzunmuş bu da. Bu oyunun ismi ne? Undertale. Oyunun ismi Undertale. Attığın klibi izlerim bu arada. Hatta şöyle şey yapayım. Favorileyim. Dur. Ha, aynen. Tıklananların arasını alayım. Ondan sonra bakarım. Life is Strange daha oynamadım ama oynayacağım. Onu da oynayacağım. Bana bir sürü oyun geldi. Onların hepsini oynayacağım ahbaplarım. Onların hepsini oynayacağım. Indie oyun da oynayacağım. Bir sürü yeni indie oyun oynayacağız. Eğer oyun yaparken yerinde olsam FNAF serisine bir gönderme yapardım. Oğlum diyoruz ya, Serdar'ın dönercisinde 5 gece olacak diye. Kendisi gönderme zaten. Elif Nur, hoş geldin. Nasılsın? Live Serdar. Ya canlı yayınları var ya, çok uzun zamandır yapmıyordum. Bir de bayağı şeydim. İyice heyecanlanmıştım yayından önce. Ters bir şey yapmayayım diye, bir yerde şeyler yapmayalım diye, hata falan filan yapmayayım diye. Fred döner. Fred olacak. Fred'i ekleriz oyuna. Serdar'ın dönercisinde 5 geceye. Güzel bir şeyler düşünüyorum ama Five Nights at Freddy's gibi bir oynama stili olmaz. Biraz daha böyle 8-bit, böyle Undertale'a benzer bir şey olur veya Pokemon'a. Ferdi de 5 gece. Ferdi. Verdi diyelim sana ondan sonra. O oyun çıksa alırım ben. Teşekkürler. Yaparız bir ara. Kaç sene önce buradaydım. Şimdi tekrar başladığını görmek o kadar güzel ki reis. Teşekkürler. Canlı yayınlara devam edeceğim. Olabildiğince düzenli bir şekilde devam edeceğim. Ya, tatillerde devam edemeyeceğim. Dönem arası tatili var. Bir haftalığına falan Kıbrıs'a gider gelirim. 10 gün yazın başına tatilim var. Böyle bir 20-30 gün yazın sonunda tatilim var ama yazın ortasında falan gene yayın yapacağım. Emir, Metro'yu oynayacağım ama şimdi oynamam işte. Half-Life'i bitirmem lazım önce yayınlarda. Onu da yarın başlayacağız. Half-Life'i bitirmem lazım. Çünkü şey yapacağız, Half-Life'in gizemlerini yapacağız. Ondan sonra artık Metro'ya mı geçeriz, Bioshock'a mı geçeriz, hangisine geçersek. Orada bir tane beyaz tahta var, orada da şeyler var. Böyle yapacağım şeyleri falan sıraladım. Böyle küçük bir program yaptım, ona bakıyorum. Hexit, karlı biyomdaki ev. Ya Hexit'in ayrı bir atmosferi vardı ya. Baştan başlamak istiyorum aslında ama bir aynı şeyleri görmek istemiyorum. Böyle yeni şeyler olması lazım görmem için. Gamer isminden hatırladım, merak etme. Ahbap 8-bit müzik. 8-bit müzik ne? Aa doğru, buradan şey yaptım. Kıstım ben, dur. Heh. Megalovania. Nasıl açacağımı bilmiyorum onu ya. Oyun içinden. Hexit serisini, aynen ya, Hexit'i bayağı isteyen var normalde de.
Hexit'e benzer bir şey çekebilirim belki. Biraz daha farklı. Çünkü hep aynı şeyler olsun istemiyorum. Ha, internetten açmam ya. Daha doğrusu. Ya yavaş yavaş adım adım ilerleyeceğiz, tamam mı? Şimdi daha temel şeyler üzerinden yürüyorum. İşte OBS'yi açtım. Chat'e bakıyorum. Önümde de ana ekranım var. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz. İşte bağışçı da dur budur onlar eklenecek. İşte takip edildiğinde ekranda çıkacak. Onları falan eklenecek daha sonra. Ne bileyim yeni yeni bir şeyler gelmiş. Deneyeceğiz işte Twitch'le alakalı. Canan Karatay Purple. Silindi mi? Ne silindi? Ne silindi be? Salih? Crazy Craft vardı. Ah, Crazy Craft, evet, Crazy Craft'a devam edebiliriz bak, onu unuttum ben. Crazy Craft'a kaldığımız yerden devam edebiliriz. Güzeldi o. Crazy Craft'a devam ederiz o zaman. Ama şimdi olmaz. Şimdi dediğim gibi elindeki oyunları bitirmem lazım. Şimdi yayınları belli parçaları YouTube'a da atacağım için ekstra çok fazla video çekemem. İşte ekstra çekeceğim videolar arasında ne var? New Vegas var. Çünkü bayağı bir bölüm yapmıştık oradan. Pizzeria simülatörü bitireceğim. 3-4 bölüm daha var onda. Sunrise'ı bitireceğiz %100. Bir de Resident Evil 7'yi bitireceğim. Onları ilk önce, öncelik onlardan. Onları bitirmem gerekecek. Ahbap kendi suratını da koyarsın. Nereye koyarım? Bu, ha şey mi, oyuna mı? Oyuna koyarız bir şekilde ya, bir şeyler yaparız. Abi masa üstünü göstersene. Ya masa üstünü boş verin şimdi. Yani öyle pek bir şey yok da. Spoiler olmasın size. Spoiler olmasın. Skyrim yine yarım kaldı. Skyrim bizim kanalın kurbanı. Skyrim'de ne yapabilirim biliyor musunuz? Ama Skyrim'de videolardan takip edemem çünkü eski kanal silindi. Eski kanaldaki videolar silindi. Onu 146,5 yapacaktım. Onu bunu yapacaktım. Onlar gitti. Öyle olunca sıkıntılı. Ne yapak ya? Skyrim videoları gitti. Onu artık baştan başlarım bir ara. Büyücü olup baştan başlayacağım bu sefer. Abi ilk oynayacağın Half-Life 1 mi 2 mi? Hayır. Half-Life 1'den başlayacağım ama Source motoruyla yeniden yapımından başlayacağım. Abi Skyrim'in eski bir oyunu vardı, Oblivion diye, belki çekmek isteyebilirsin. Hayır. Şöyle Oblivion'la Skyrim motoruyla yeniden yapacaklar Oblivion'u. O zaman çekeceğim. Daha doğrusu ondan sonra çekeceğim. Tam olarak ne zaman çekeceğimi bilmiyorum da elimizdeki şeyleri bitirebilirsek. Yarın canlı yayın olacak. Ha bu arada bir 5 dakika mola verelim. Ben bardağı doldurayım. Şu bardağı. Yanlış anlamayın. Ben de biraz dinleneyim. Siz de biraz dinlenin. Şarkıyı açık bırakırım. Ondan sonra geri gelirim. Hadi öptüm.
Yalancı, geç kaldı. 2 dakika gecikti, 3 dakika gecikti. Ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyor? Neler yaptınız ben yokken? Ne konuştunuz arkamdan ha? Ha? İyi, şimdi daha görünüyor ayıcık. Şimdi o zaman kaldığımız yerden devam edelim değil mi? Öyle değil mi? Kaldığımız yerden devam edelim. Arkandan konu, hep arkamdan konuşuyorsunuz siz var ya. Hadi o zaman devam ediyoruz. Hadi bakalım küçük kız. Sevildin mi ben ya? Neyse, ne olur ne olmaz bir daha sevdiyelim. Lambanın elverişsizliği hala senin için azimle... Hala. Lambanın elveriş... Ne? O lambanın elverişliği hala senin için azimle dolduruyor. Senin içini mi? Dosya, iyi. Ne pis insanlarsınız ya. Oyun yapmaya başladım, cidden başladım. Ciddi, bu ne? What? Karabatak! Kanat çırparak geliyor, eylem o zaman. Karabatak. Espri. Kötü bir kar şakası yaptın. Komik olması mı lazımdı? Karabatak kalabalığı canlandırıyor. Aa, o zaman gülelim. Karabatak'a daha esprisini yapmadan güldün. Sen neye gülüyorsun? Karabatak, özür dilerim canım benim. Ha 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 ha. Ama ben şimdi insanım ya. Bizim dünyalar biraz daha farklı oluyor. Karabatak kalabalığı canlandırıyor. Gül. Daha esprisini yapmadan güldün. Sana gülmüyorum. Özür dilerim. Amacım dalga geçmek değil. Bu ne abi? Kendi isminin... Ha. Gül. Abi fena. Fena. Gül o zaman. Abi kendi şakasına gülüyor elim anama. Sen niye gülüyorsun? Neyse bu diğerlerine göre daha kolay. Kendi kötü şakasına sırıtıyor. Gözleyeyim mi ne yapayım? Bağışlayacağım al. Bağışla. Serinle. Lan serinle mi? Ha, espri yaptın şimdi. Şimdi güleyim mi espri mi yapayım anlamadım. Kötü bir kar şakası yap. Hay. Hay. Ah. Gözle. Bu genç komedyen sadık izleyici kitlesi için savaşıyor. Karabatak kendi isminin kelime şakasının olduğunu fark edip çizildi. Sözünü kes. Ya canım benim. Sen şaka mısın ya? Islak yastık gibi kokuyor. Aa. Bu ne lan? Bir şey yemedim. Ağzımda bir şey yoktu. Bağışla. Kar gibi eriyip gitmesen keşke. Ha ha ha. Buna gülerim bak. Buna güleceğim en sonunda. Değil mi? Buna gülmem gerekiyor artık. Bak. Kahkahalar. Babam yanılmış. Aynen sen komiksin. Baban yalan söylüyor. O kadar ESP yapamadığı için öyle. Oh be. Ne biçim batı asaplandık orada. ne yapıyorsunuz siz orada ya? Abi sadece isimleri sarı olduğunda bağışlayabilirsin. Ama o bağışlamak bazen seçenek oluyor yani. Kavgayı bitirme olarak değil de bir sonraki adıma geçiş gibi bir şey oluyor. Altınların ne işi yardı hakkında hiçbir fikrim yok. Biraz sonra öğreniriz. Bu bir sandık. İçine bir şey koyabilir ya da alabilirsin. Aynı sandık daha ileride karşına çıkacak. Yeni geri dönmeyi düşünüp işte çevreci olunca, çevre düşününce böyle oluyor. Saygılar. Bir sandık sevici.
Sandık da ya sandıkları da senin ahbaplarım. Şimdi onlar da değişler. Para saplanıp kalmaktan hoşlanmazlar. Sandık kullanacak mısın? Evet. Sert eldiven mi? Alalım. Hopa. X'e basalım çıkmak için. Ondan sonra da C'ye basalım. Eşya. Sert eldiven. Sert eldiveni giydin. Peki. Ben burada biraz daha sevleyeceğim. Sandıklar bizi seviyor. Aynen. Biz de sandıkları sevelim lütfen. Kaydet. Hadi bakalım. Şimdi nereye geçeyim? Haydi oyun Serdar'ı ele geçirdi. Oyun beni ele mi geçirdi? Oyun beni ele geçiremez. Mutfak en önemli kesim dönerler taze ve temiz olmalı. Oyundan bahsediyorsunuz değil mi? İyi o zaman. O zaman aşağı mı yukarı mı? Yukarı gidelim. Sorduğum o direkt hareket ettim ben. Böyle sola gidilmiyor ama burada bir olta var. Bu balıkçı mı? Yere sabitlenmiş bir olta. Sudan çıkaracak mısın? Hayır. Burada bir balıkçı vardı. Balıkçının şeylerini almayalım bence. Değil mi? Yani bir olta varsa birisine aittir. Undyne hakkında söylediklerime gelirsek. Merhabalar. İskelet kardeş. Merhabalar. Neydi senin adın ya? Papyrus. İnsanım ben. Şans tanrım. Bu bir insan. İnsan mı? Mı ekleyecektim orada unutmuşum. Evet. Aslında bence o bir taş. Hey, taşın önündeki şey ne? Tanrım. Bu bir insan mı? Şans, sonunda başardım. Evet, bir insan buldun. Undyne, çok me ne? Ben artık çok popüler olacağım. Popüler. Kafa yedi. İnsan bu alandan geçemezsin. Ben muhteşem Papyrus. Seni durduracağım. Samanyolu oyuncu olduğum için baştan özür diliyorum. Sonra seni yakalayacağım. Yakalayacağım. Tamam, sen beni yakala. Başkente yollanacaksın. Sonra ne olur emin değilim. O kısmı beni ilgilendirmiyor. Ben işimi yaparım. Ne olursa olsun devam et. Tabii cesaretin varsa. Kaçtı lan şerefsiz. Gayet iyi geçti. Meraklanma çocuk. Senin için ona göz yuvarlarım. Ne? Her şey normal döndü. Bu ne? Ice cap kasılarak ortaya çıkıyor. Gözlü. Bu genç neden isminin buz şapka olmadığını merak ediyor. Ice şapka olmadığını merak ediyor. Ne? Senin şapkan nerede? Lan? Tepek yağıyor. Umursama. İltifat edelim. Ice Cap'e şapkasının güzel olduğunu söylüyorsun. Tabii ki. Kıskandın mı? Çok kötü. Hayır, kıskanmadım. Ice Cap burnu için de bir şapka istiyor. İltifat et. Yani kim bilmiyor ki? Ne oluyor lan? Ah! Oğlum ilginç şeyler oluyor. Ice Cap şapkasının yerinde olduğundan emin oldu. İltifat et baştan. Şapkasının çok güzel olduğunu söylüyorsun. Kıskandın mı? Çok kötü. Bu adam kafayı yiyor ha. Bu biraz daha ilginç bir oyun. Yeni giysi kokusu geliyor. Umursama. Sinir olmuş gibi gözüküyor. Yapma. Özür dilerim. Yanlış oldu. Şapkana bakacaktım. Gözlerim kaymış. Şapkasına bakıyor musun diye gizlice bakıyor. İyi o zaman. İltifat et. Gözlemeye devam et.
Ama gözlüyorum, gözledim hocam. Şapkaya baktım. Tamam, iltifat et, devam et. Ice Cap'e şapkasının güzel olduğunu söylüyorsun. Çalayım mı ben bunu en sonunda ya? Oğlum çalacağım artık, o şapka benim. Ama yeterince güçsüz değil. İmdat, mola polisi. o bu yakada değil kardeş. Ice Cap şapkasına bakıyor musun diye gizlice bakıyor. Ne diyeceğim, iltifat mı edeyim? Umursamadım mı diyeyim? İltifat mı edeyim? Umursamıyorum lan. Bana ne oğlum şapkandan? O şapkanı istemiyorum ben. Şapçı... Ne? Şapçı olmaktansa şapkacı olurum daha iyi. İlgi çekmek için çaresiz gibi gözüküyor. Bağışla. Görüşürüz canım. Lan ne yaptı ya? Lan böyle manyaklarla mı uğraşacağım ben bütün gün? Bu ne? Katiyen hareket etme. Niye şans diyorsun ki? Sans diye okunuyor. Sans mı diyeceğim? Ne bileyim, şans diye, şans diye gördüm, görüyorum ben onu. İyi, sans diyeyim bundan sonra. Ne yapalım ya? Böyle hareket edeyim o zaman ben. Köpüş. Şey, hareket etmedi yoksa hayal gücüm müydü? Ben sadece hareket eden şeyleri görebilirim. Eğer bir şey hareket etseydi, örneğin bir insan, onun bir daha asla hareket etmemesini sağlardım. Dongo yolu kapatıyor. Gözle. Hareketleri hemen heyecanlanır. Kobiler arasında sincaplar. Bir santim kıpırdama. Dongo bir şey bulamamışız. Bulamamışa benziyor. Bağışla. Bu sefer hareket edilecek mi? Etmedi. Logo bir şey bulamamışa benziyor. Eylem, logo, gözle. Hareketler hemen heyecanlanır. Hobiler arasında sincaplar. Evet. Sincapları bayağı seviyor bu köpüş sanırım. Güvenlik polisi, aynen. Hareket etmeyecek bu sefer de. Olduğu yerde kalacak. Ben tembel bir insanım, hareket etmeyi sevmem. Mümkün olduğunca eylemsiz kalırım. Gözle. Abiciğim hadi sene. Yeter lan. Yok bir şey işte, yok. Yok oğlum, yok. Ama yani... Hareket edecek mi? Sevmem lazım herhalde artık. Değil mi? Hareket etme abi. Hareket etmiyorum da bir yere çıkmıyor yani. Seveceğim ben bunu. Gel canım benim, seni seveyim. Seni seveyim. Dokko'yu sevdin. Aa ne kadar heyecanlandı. Ne? Sevildim. Aaa! Acucucu. Sev, say. Dokko sevildi. O zaman bağışlayalım. Kazandın. Ne kadar şirin köpüşsün sen. Bir şey beni sevdi. Hareket etmeyen bir şey. Bunun için ödül mamasına ihtiyacım olacak. Geri gelecek mi? Aa, ödül maması. Birileri ödül maması tüttürüyormuş. Alamıyor muyuz? Merhaba köpüş bey. Merhaba. Orada kimse var mı? Hayır mı? Geri döndü. O zaman bizim ekstra bir köpüş maması mı lazım şimdi? Ne yapıyorsun Sans Bey? Oha, Bora bitirdin mi lan oyunu? Grupla paylaş. Oynarız onu. Kaşık gözüme gülüyor ya. Hey, hatırlaman için önemli bir şey söyleyeyim. Kardeşimin çok özel bir atağı var. Eğer bir mavi atak gördüğünde hareket etmezsen zarar vermez. Tamam. Aklını daha kolay tutman için bir ipucu vereyim. Bir dur levhası hayal et. Dur levhası görünce durursun değil mi? Şimdi mavi, evet mavi bir şey gördüğümde hareket etmeyeceğim, tamam. Dur levhaları kırmızı olur. Onun yerine mavi levha düşün. Basit değil mi?
dövüşürken mavi dur levhası hayal et. Teşekkürler canım benim. Onunla konuştuk az önce. Kuzey buz, güney buz, batı buz, doğu karaltan şehir ve buz. Ondan doğuya gidelim. Küçük köpek belirdi. Sev, 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 sevelim. Elini kaldırır kaldırmaz küçük köpek heyecanlandı. Soluma sesi. Bakalım bu sefer ne var? Aa, wow, 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 wow. Küçük köpek heyecanlı bir şekilde havlıyor. Yesinler seni. Hadi bakalım sevmeye devam et. Yavaşça köpeğe dokundun. Zaten fazlasıyla heyecanlı. Soluma sesi. Lan 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 lan. Küçük köpek heyecanlı bir şekilde havlıyor. Bağışla artık. Ha iyi güzel. Dog bu. Aynen dog. O da ne? İzlandalı falan mıydı o? Oğlum Sans nasıl ne zaman buraya geldi? Ne biçim bir dünya bu? Az önce o taraftaydı bu eleman. Abi yukarı gittik lütfen. Çok tembelsin. Bütün gece kestiriyorsun. Bence ona uyumak deniyor. Bahaneler bahaneler. Ooo insan geldi. Seni durdurmak için kardeşim ve ben bulmacalar yarattık. Bence sen bunu şok edici bulacaksın. Gördüğün gibi bu bir görünmez elektrikli labirent. Bu labirentin duvarlarına dokunduğunda bu küre bolca enerji verir. Kenardan dolanırım o zaman. Çevresinde de var. Eğlenceli geldi mi? Çünkü alacağın eğlence miktarı büyük ihtimalle. Aslında çok az olacak bence. Tamam canım. Artık bırakabilirsin bende. Hadi bu kadar kaba olma. Bu bulmacayı senin için kurdum. Abi adam ışınlıyor. Işınlanıyor. Evet. Ben bulmacayı senin için kurdum. Sans ne yaptın? Galiba insanın küreyi tutması gerekiyor. Oo peki. Bana mı vereceksin? Lütfen bunu tut. Tamam. Şimdi denerim. Teşekkürler. Acaba ne zaman çarpılacağım? Acaba ne zaman çarpılacağım? İnanılmaz. Seni kaygan salyangoz. Döner yoksa lahmacun da olabilir. Lahmacun da olur. Olur olur. Kebap koy ya bir şey olmaz. Kebap, dönercide kebap da veririz. Sıkıntı yok. Çok kolayca çözdün. Çok kolayca. Her neyse. Sıradaki bulmaca kolay olmayacak. Kendisi de kardeşim Sans tarafından hazırlandı. Eminim ki başına bela alacaksın. Aynı benim gibi. Ben geri dönüyorum. İlk önce yukarı gittiniz. Ben de ilk önce yukarı gideceğim. Öyle gördüm chatte. Abi geri yukarı git. Ay sen kar adamsın. Kardan adamsın. Ben bir kardan adamım. Yani evet. Evet. Öyleymiş. Kardan adammış. Karabatak'la ilişkiniz var mı? Böyle bir bağ var mı? Akraba falan. Benim bir kuzendir belki. Dünyayı görmek istiyorum ama hareket edemiyorum. İyilik yapmak istersen gezgin lütfen. Bir parçam al ve çok uzaklara götür. Götüreceğim ulan. Çok teşekkür ederim. İyi şanslar. Karnından adam parçası aldın. Ya ben de olsam ben de böbreğimi verirdim adama dünya götürmesi için. Yemem oğlum onu. Döner muhabbetine birisi açıklasın. Serdar'ın dönercesinde 5 gece muhabbet oradan başladı. Sen çok tuhaf bir varlıksın. Seninle konuşmak istiyorum ben. Bunlar neden satılmıyor anlamıyorum. Soğuk bir şeyler için tam da mevsimi. Oo, bir müşteri. Merhaba, dondurmam kaymak ister misin? 1176 para. İsterim diyelim. İçiniz ısıtacak dondurulmuş tatlı. Sadece 15 altın. Tamam 15 altınsa olur. Hadi bakayım. Al bakalım süper. Hiper süper gücü bir dilerim. Dondurmam kaymak aldın. Baştan mı alalım? Yok daha almayayım. Arkadaşlarına bahset. Dondurma var ormanın tam ortasında. Bu ne?
Aa, ne oluyor lan? Lan! Aşağıya oğlum. Lan! Lan! Oğlum beni deli etme. Oğlum abi. Şaka yapıyorsun değil mi? Abi. Dur bak. Bilardo oynan. Kayboldu ya. Aha kaydım. Ben kayıyorum sürekli. Aha gene yok oldu ya. Lan! Aşağı, aşağı, aşağı canım benim. Okey, şimdi bak. Buradan, buradan. Lan! Oraya gitme! Orada büyüyecek misin? Bak orası buz. Lan buz, buz orası abi! Okey, şimdi. Okey. Yana ittirdik. Aşağıya ittir. Aşağıya dedim. Neden aşağıya gitmiyorsun sen? Bak şimdi ne güzel gittin değil mi? Ha? Hayır. Hayır. Hadi. Oh be. Onu başardık. Ne bu? Golf oynadık. Bu mu? Olay bu mu? Turkuaz top küçüldü ama yine de fırsatları değerlendirdin. Sonra topa sert atakla vurdun. 4 altın kazandın. Ha. Böyle bir şey yani bu. Böyle bayağı bildiğin sporla ilgili bir şeyler yapıyorsun. Bir nevi. Hayır. Güzel. Şimdi ne kadar kazandım? Yeşil. Top için olan kaygın ve titizliğin seni lezzetli bir zafere götürdü. Bir altın kazandın. Ne? Neden bir altın oldu? Gittikçe azalıyor mu bu? Sanırım gittikçe azalıyor. Mor. Mavi. Hoplatıp döndürmek sana has stilim seni kurtardı. Oyun Serdar abi ele geçirdi. Ya kusura bakma ben çok kapılıyorum ben böyle ya. %5 şarjla izlemeye çalışıyorum. Aslında ben kanser olacağım. Az kal zaten ya, yarım saat sonra yayını kapatacağız. O zaman hikayede ilerleyelim. Altın kazanmaya çalışmayalım değil mi? Gene Sans abimiz burada. Ne yapıyorsun Sans? Ben de tatlı satmayı düşünüyorum. Kar kızartması ister misin? Sadece 5 altın. Tamam, kar kızartması da alalım. 5 altın mı demişim? 50 altın demek istedim. Kazıklıyorsun ama olsun. Cidden mi? 5000 altın edersin? Hayır. Maliyetini karşılamam gerekiyor sonuçta. Tabii canım ben de ya kar kızartma sonuçta yani. Pahalı bir şey. Abi Half-Life gizem videosunu yaparken Blue Shift ve Opposing Force'daki olaylardan bahsedecek misin? Onları da oynayacağım. Onları da oynayacağım. Bu ne? Tehlike kokusu derecesi. Kar kokusu kardan adam beyaz derece sarı dereceye dönebilir. Şüphesiz koku yavru köpek. Mavi derece yerde yuvarlanma kokusu. Anlamıyorum ama. Black Mesa çekeceğim. Black Mesa çekmeyeceğim. Half-Life Source oynayacağım. Source Remake oynayacağım. Çünkü o 45 can veriyor. Onu yemeyeceğim zaten. Onun sonuna kadar bu şey yapacağım. Kahve döktüm kendime. Biraz daha enerji alayım diye. Ha, şey oldum. Serdar abi söyle hadi. Oyun adını koyacağım. İşte Serdar'ın dönercisinde 5 gece. Oynadı o. Onu ben daha sonra İngilizce'ye çeviririm bir şey olursa, sıkıntı olursa. As stilin. Aynen bundan sonra böyle diyeceğiz. Hadi bakalım. Garip koku insanlar. Yeşil derece. Kırmızı ama. Ne pahalısın olursun olsun yok et. Merhabalar. Onun.
da bunun. What? Abi daha ne zaman Undertale çekeceksin? Ya normalde Cumart. Aa bak burada bir şey var. Kar topuna benziyor. Aslında kar çok yeni. Neden şey yapmıyoruz? Tamam buradan geçelim. Bir daha ne zaman çekelim? İnsan umarım durdur. Şimdi ben normalde Cuma günleri multiplayer tarzı oyunlar çekeceğim ama bana eşlik edecek birisi olmadığında, en azından planlanan gibi bir şey olmadığında, planların dışına çıktığında of Undertale oynayacağım. Çok özür dilerim. Ha, animatroniklerin adı ne olacak peki? Onu şeyde yazarım, grupta yazarım. Şimdi bir yarım saat dinlen sen. Yayının sonuna kadar böyle dinlen. Hak ettin. Ne? Dönercide pide ve lahmacun satılsın söyledi. Aynen. Neyse, umarım hazırsındır insan. Sans, bulmaca nerede? İşte orada, yerde. Bana güven. Bunu geçebilmesinin imkanı yok. Sans, bakmadı bile. Ups. Bugünün çengel bulmacasını kullanmam gerektiğini biliyordum. Ne? Çengel bulmaca mı? Bunun söylediği bunun söylediğine inanamıyorum. Bana göre kelime ama kesinlikle lazım. Aa, ne? Gerçekten mi kanka? O karman çorman harf oyunu mu? Serçe kemiğimle o yaparım bunu. İnan. Ne? Bu vurguları yapamıyorum. İnanmıyorum diyeceğim. İnsan, tartışmayı çöz. Hangisi daha zor? Kelime avı mı, çengel bulmaca mı? Kelime avı pek zor değil. Çengel bulmaca çok daha zor. İkiniz de garipsiniz. Çengel bulmaca çok kolay. Neden koydun o zaman? Av koydu. Hep aynı şekilde çözüyorum. Bütün boşluklara hor yazıyorum. Ne? Espri geliyor. Espri geliyor. Espri geliyor. Çünkü ne zaman çengel bulmaca çözsem geliyor. Tüm yaptığım horlamak. Espri geldi. Espri geldi. Yayın 10'a kadar devam edecek. Cumartesi bir daha yayın olacak, evet. Şimdi buna bakmak istiyorum. Canavar, çocuklar, kelime avı. Bunu yapabiliyor muyuz yoksa abi böyle kalıyor. Peki. Yayından sonra Megalovania dinle. Ya şimdi dinlersem pek bir şey anlayamayacağım. Ben genelde müzik dinlediğim zaman belli bir şeylerle özdeşleştiriyorum. Belirli sahnelerle, anılarla veya ne bileyim karakterlerle. Yani oyun içinde gördüğüm zaman bana daha çok şey olacak, etkisi olacak. Half-Life Source Black Mesa oluyor zaten. Hayır, aynısı değil. Aynısı mı? Emin değilim ya. Oynayacağız işte. Half-Life Source oynayacağız. Ama Black Mesa ayrı olabilir ya, emin değilim. İskeletler muhteşem. İskeletlere bayıldım. Daha dün burçları çözebilmek için kafa patlatıyordu. O zaman ilerliyoruz. Oo. Farenin bir gün spagettiyi ısıtmanın yolunu bulma olasılığını bilmek. Şimdi azim oldu. Ben bu arada yankı yapmadım iyi. İçini azimle dolduruyor. Bu fareler, spagettiler falan filan. Bu fare hiçbir şey alamıyor anladığım kadarıyla. Hey! Black Mesa farklı. Source 2 motoru var. Aynen olabilir, doğru. Ben Half-Life Source oynayacağım normal. Black Mesa'yı değil. Papyrus'tan bir not. İnsan, lütfen bu spagettinin tadını çıkar. Farkında değilsindir. Bu spagetti bir tuzak. Seni kandırmak için tasarlandı. Yemekle o kadar meşgul olacaksın ki ilerlemek kat ettiğimizi anlayamayacaksın. Yine muhteşem Papyrus tarafından oyuna getirildin. Nihehehe, Papyrus. Ey, oyuna geldiğimiz zaman. Donmuş bir spagetti tabağı. Kadar soğuk ki masaya yapışmış. Okey, 5 dakika. Çiğ çıkartılmış bir mikrodalga fırın. Bütün ayarları da spagetti yazıyor. Tebrikler. Neydi bunun adı? Neden bunun adı? Neydi? Morte değil, Morte. Planescape Torment'te vardı. Neydi bunun adı ya? Adını unuttum iskeletin. Adı neydi iskeletin? Neyse, köpek evliliği. Ney? Evet, doğru okudun. Uyarı köpek evliliği.
Peki. Jerry de gelmiş yanında Ice Cap'in. Umursama. Merhaba, şapkam kafamda. Şşş, düşünüyorum millet. Ya yapma ya, böyle olmasını istemedim lan. Oho. Jerry herkes tuvalet gitmesi gerektiğini söylüyor. Ice Cap'i ilk önce gözden çıkaralım biz. Şeyden çıkaralım, önümüzden çıkaralım. Yenilmiş gözüküyor. Jerry herkese tuvalete gitmesi gerektiğini söylüyor. Bence bağışlayalım. Ne yaptığını sanıyorsun? Jerry ağzı açık esniyor. Jerry, kurtulalım mı senden ya önce? Sen ve diğer canavarlar Jerry başka yere bakarken onu ektiniz. İyi. Oo, bu ne? İşte kovuğuna girişi nerede? Okey. Ne yazıyor burada? Tamam, yukarı. Burada bir harita. Buranın bir haritası. Buradan bir şey bulacağız şimdi. Karların içinde gizli bir düğme var. Güzel. Klik. İyi. Hallettik. Haritaya benziyor. Aynen. Papyrus, papyrus diye okun ya. Ya papyrus abi. Türkçesi papyrus. Papyrus diye okuyalım. Geri geldim. Ahbap, az önce en yakın yoldaşımla GTA 4 oynuyordum. Bu arada sen respektive zaman GTA 4 çeker misin? GTA 4'e geri dönemiyorum. GTA 4'e geri dönemiyorum çünkü giremiyorum şeyi bitirdi. Seri numarası ile ilgili bir sıkıntı çıkıyor. Uydurmuyorum, hakikaten öyle. Abi nasılsın? İyidir dostum. Sen ne yapıyorsun? Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Abi. Üç kişi. Ice Cap ve Karabatak seninle yüzleşiyor. Of ve Jerry. Jerry. Ice Cap. Umursama. Sinir ol. Ay, daha rahatlatıcı oluyor en azından. Bitti mi? Ice Cap umursama. Yenilmiş görünüyor. Kar gibi eriyip gitsen keşke. İyi. Karabatak kendi kötü şakasına sırıtıyor. O zaman ki bağışlayalım bir tanesini. Vay be, berbattınız ve patates hambuz mu? Orada bir İngilizce espri anlayamadım. Espri anlamadım. Karabatak kendi isminin kelime şakası olduğunu fark edip çıldırdı. Espri yapsam mı acaba? Gözünü keseyim. Gözleyeyim sadece. Ne yapmıştık lan biz bu adama? Abi niye kanalına abone olamıyoruz? Çünkü daha yeni başladık bunları. Dur, işte ilerlemeden önce sabredeceğiz, bekleyeceğiz. Okey. Otas, görüşürüz. İyi son mu, kötü son mu, normal mi? Ya oynuyoruz şimdi. Kimseyi öldürmeden oynuyorum. Espri mi yapayım? Sözünü keselim ya. Kötü espri yapıyorsun kardeş. Hep soğuk yapıyorsun. Kimse anlamıyor esprini. Ya yapma ya. Gene can kaybettim. Bağışla. Lan ne oldu? Neden şey oldu? Ah! Sıradaki şakasını hazırlanıyor. Hayır. Karabatak, sözünü kes. Şaka söylemeyeceksin. İnsanlara karşı hakaretler. Yapma. Ah! Abi. Abi. Evet. Tolgar azimli ol. Azimli olacağız. Tolgar azimli olacak. Tolgar azimli. Tolgar böyle oyunlara gelmez.
Şunu da şey yapalım bari de. Köpek evleri, evet doğru duydum, iyi. Ice Cap'i hemen umursamıyoruz. We don't give a damn about Ice Cap. Ah! Lan! Şekerli bir şeyler diyor. Parmak arası bir şekilde açıyor. Evet evet. Ice Cap, seni umursamıyorum ben bir kere. İyi, bunu atlatabilirsek... Hayır be! İyi kurtardık. Parmaklar sesli bir şekilde yazıyor. Seni, Jerry, kurtuluyoruz en yakın zamanda. Güzel. Ulan nefret ediyorum bunlardan ya. Abi kaçabilirsin, son değişmiyor. Ya bağışlamak, kaçmak fark etmiyor. Sana şuraya gidecektim ben, yanlış tarafa gittim. Lütfen Ice Cap, Jerry, çıkmayın karşıma, canlarım benim. Evet, 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 evet. Bas, 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 gizli düğmeye. Kaç, 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 kaç. Kimse şey yapmadan. Bunun sistem Pokemon gibi mi işliyor bilmiyorum. Pokemon'da şey vardı. Merhabalar köpek beyler. Öpüşler, ne yapıyorsunuz? Bu koku da ne? Bu koku nereden geliyor? Eğer bir kokuysan kim olduğunu koklat. Lan! Yine o garip koku. Yok etmek istememe neden oluyor. Seni yok etmek. Doggy sana saldırıyor. Dogami ile Dogaressa. Yine koklat. Kokla abi. Köpekler tekrar seni kokluyor. Ama yine de deminki gibi garip kokuyorsun. Bu koku denene gizem koklamak. Abi bu ne? Abi bu ne? Köpekler birbirlerini yapış yapış tatlı sözler söylüyorlar. Ooo. Yuvarlan. Kar ve çamurun içinde yuvarlandın. Garip bir yavru köpek gibi kokuyorsun. İnsan kuyruğunu tekmeleyelim. İnsanların kuyrukları var mı? Abi. Ah. Yuvarlan. Bunlar zor. Yapma, yapma. Yapma. Köpekler seni tekrar koklamak isteyebilir. Koklat abi, kokla. Gerçekten yav- ben yavru köpeğim. Abi o Undertale'ı oynamadan önce oyun hakkında ne düşündün? Bu kadar insan çıldırtacağını bilmiyordum. Beni şey yapıyor. Serdar abi Super FNAF 2 çıkıyor. Ya çıkarsa bir ara onda oynarız da. Yani açıkçası böyle ard arda FNAF oyunları oynamak istemiyorum. Aa yo yo, savaşmayacağız, savaşmayacağız. Hadi gene bu ikisi, gene bu üçü, gene bu üçü, gene bu üçü. Bence sohbet edelim. Sohbet edelim ya, aynen. Blok gibi şey geç. Bunu da aynen sohbet edelim afatlarım. Aa. O ikisi teknik olarak aynı Black mesela, aynen aynen ikisi teknik olarak aynı, biliyorum. Ya bilmiyordum, en azından öğrendim de. kafam allak bullak oldu. Abi FLC'deki seri numaranı kullanıp GTA 4'e geri dönebilirsin. Ben öyle yapmıştım. Sende de olursa. Ya olur, ona bir bakarım. Hesaplarla ilgili sıkıntı var genel olarak. Onu çözmeye çalışacağım. Eski intro'nun müziği varsa açabilir misin? Eski intro'nun müziği şey mi diyorsun? İlk intro'nun mu? Çok eskiden kullandığım ilk intro'm vardı. Onu diyorsun. Kanalın ilk introsu. İlk videolardaki intro. Müzik açmak istemiyorum ya, ama ilk intro açarım isterseniz. Ahbap bu yayın YouTube'a gelecek mi? Gelecek, gelecek. Şey gelecek yani. Hepsini atmayacağım da. Oyun oynadığım kısımlar gelecek. Abi ben kapatıyorum. İyi akşamlar. Görüşürüz gamer. Vandetta Mustafa. Serdar abi gitti San Andreas'ta. Skin Selector modu kurdum. Leatherface çıktı. Var. Nasıl? 5 dakika. Şimdi
modla birlikte gelmiş de olabilir. Yine yani öyle bir sıkıntı var. Öyle bir ihtimal var en azından. Sıkıntı var demeyeyim de. Half-Life Source ile ilk Half-Life arasında pek bir fark yok. Ya zaten hani bir şey değil. Sadece aynı motorla, şöyle farklı bir motorla yeniden yaptılar. Böyle çok büyük bir olay yok. Ahbap eski günleri özledik. Karandaki sen özledin eski günleri? Ya şimdi eski günleri her zaman özlersin. Öyle bir olay var. Mesela ben eski yayınları da özlüyordum. Ama eski yayınları yaptığım zamanda da eski günleri özlüyordum. Bol bol San Andreas çektiğim günleri özlüyordum. Öyle bir olay var. Sürekli eski günleri özleyeceğiz. Yeter San Andreas gizemleri gelsin. Gelecek. Bir tane uzaylı gizem gelecek. Büyük bir tane video yapacağım. Ne kadar uzun olacak bilmiyorum. Bayağı uzun olabilir. 146. karakteri de abi Leatherface. Ne? 146. mı? Oyunun betasını bitirdim. Sadece map ve teori var. İstiyor musun? Atayım mı gruba? Ya sen bu onu rahat bir zamanda bitir. Yani kafana göre yap en azından. Kafanda ha olmuş dediğinde veya tam bunu paylaşmak istiyorum dediğinde paylaşırsın. Yani ne zaman şey yapacağın sana kalmış. İstersen şimdi de paylaş, istersen daha sonra da paylaş. O tamamen senin tercihin. Mesajları görüyorum ya. Geçsem ama neden öyle diyorsun? 2015'te bir ara kağıda Enes Kaya yazmıştın. O benim. Bir kere daha yazar mısın? Yok artık o kadar yapamıyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim. Zamanında bir de selam videosu yapmıştım. Böyle bir 40 dakikalık video olmuştu sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi yapsam öyle bir video çekilmez artık. Yani baya 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 uzun olur. O tarz düşün. Öyle bir durumdayız. Abi sen İstanbul'a oturuyorsun. İstanbul'da mı oturuyorum bu halde? Şu anda İstanbul'dayım, evet, Kıbrıs'ta değilim. Kıbrıs'tayken sanırım zaten artık video çekimidir. Şeyleri yapmayacağım. Oradaki ekipmanlar iyi değil. Yani Kıbrıs'a gideceğimde videoları önceden çekip hazırlamış olacağım. Ama orada editleyebilirim, edit yapabilirim, edit işlerini orada halledebilirim. Ahbap, joystick alırsan RPC'sine PSP emülatör indir, Vice City Stories, Liberty Stories. Onları bilemeyeceğim ya, onlara bakalım daha sonra. Yapabilirsek. 146'nın nereden geldiğini bir tek ben bilmiyorum sanırım. Ha canım 146. Ha bir tek sen bilmiyorsun. Ha ya 14 Haziran'dan geliyor benim doğum günüm. O da baya egoist bir yaklaşımla oluşturulmuş bir sembol diyelim. Bir amaç. İstanbul'daki evde green screen var. Yani arkamda var şu an. Onları gizem videolarında kullanıyorum. Yayınlarda falan kullanmayı, videolarda kullanmayı pek sevmiyorum. Ama gizem videolarında kullanacağım green screen'i. Abi abonelik geldiğinde chatte konuşabilmek için abone olmak gerekecek mi? Ya gerekmez, gerekmez. Öyle bir şey yapmayı, yani yapmayı sevmiyorum ama tabii bak gelecek bakın geleceğin neler getireceğini de bilemem. Hani belki ne bileyim sürekli dışarıdan gelen insanlar olacak. Bilmiyorum. Onu Twitch konularında bayağı araştırma yapmam lazım. Çünkü bayağı uzakta kaldım Twitch'ten. Uzun bir zaman boyunca. Bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin tabii. Get some ammo. Sorabilirsin istediğin şeyi. O yüzden şu anda konuşuyoruz. Nerelisin? Kıbrıslıyım. Mouse alayım. Ama İstanbul'da oturuyorum şu anda. Asıl yaşadığın yer nerede? Yani İstanbul'dayım şu anda da. Kıbrıs'a dönüyorum işte. Yılda 1-2 ay Kıbrıs'a dönüyorum. Valve herhangi bir oyunun üçüncüsünü çıkarır mı? Hayır. Valve kendisinin ikincisini çıkarır. Steam'in de ikincisini çıkarır. Kendisinin yani başka bir oyunun herhangi bir şeyin üçüncüsünü çıkarmaz. Öyle. Ben seni ilk GTA San Andreas videodan beri takip ediyorum. Çok teşekkürler dostlarım desteğiniz için. San Andreas'ı da bitireceğiz. %100 bitirdiğimiz zaman artık bırakacağız. Çünkü yani %100 bitirmiş olacağız. Doğal olarak. Abi en sevdiğin oyun ne? Yani zamanında böyle şeyler çok düşündüm. En sevdiğim oyun ne diye ama San Andreas diyebilirim. Ondan sonra neler geleceğini yani çok daha iyi bilmiyorum. Değişiyor. Sık sık değişiyor. Apa, İstanbul'da Avrupa yakasında mısın? Anadolu yakasında mı? Avrupa yakasındayım ama onun daha da ileri gitmem. İşte şu ilçede oturuyorum, bu ilçede oturuyorum falan da devam artık. FNAF 3'te ön koridorda yani direkt olarak gördüğümüz ön kısımda halüsinasyon olmayan Foxy çıkıyor mu? Çıkmıyorsa easter egg buldum sanırım. FNAF 3. FNAF 3'te halüsinasyon olan Foxy çıkmıyor. Foxy halüsinasyon. Halüsinasyon olan Foxy çıkmıyor.
Demek yanlış oldu o zaman. Halüsinasyon olmayan Foxy çıkmıyor. Yani klasik animatroniklerin hepsi yandı. Puppet gerçek bir tek. Bir de şey Spring Trap. If oynamayı düşünüyor musun? Vallahi bilmiyorum. Pek düşünmüyorum yani. Çok daha öyle muhteşem bir oyun değil sanırım. Hiç oynamadım. Gameplay videolarını falan da hiç izlemedim. Ama yani çok fazla bir ses getirmedi. O yüzden bilemeyeceğim. CSGO oynamayı düşünüyor musun? Eskiden yayınlarda CSGO oynardım. Belki gelecekte gene oynayabilirim ama bu aralar PUBG falan filan daha çok seviyorum. Bayağı oynuyorum onu. Abi senin şu ana kadar en çok korkutan oyun hangisiydi? Oynadığım ilk korku oyunu. İde. O da oynadığım ilk korku oyunu Slender'da oynadım. Slender'da 8 Pages. Hatırlayan varsa onu oynuyordum. O korkutucuydu. Aynı derecede Amnesia korkutucuydu. The Dark Descent. Ama onlar ilk korku oyunları olduğu için korkutucuydu. Benim oynadığım ilk korku oyunları olduğu için korkutucuydu. Ondan önce öyle çok fazla korku oyunu oynayan birisi değildim. Yayın tekrarlarını Twitch videodan neden siliyorsun? Ben silmiyorum ki. O otomatik siliyor sanırım. Böyle bir ay geçince siliyor. Öyle bir şey olması lazım. Ben onun ayarını falan filan yapmadım. Ben silmiyorum bir şey. Apap saat kaçta olacaksın liste? Ya sabah geleceğim işte. Gelebildiğim kadar erken saatte geleceğim. Sırada olacağım bu arada. Sıradan gireceğim. Sırada karşılaşma ihtimalimiz var. Ama yarın değil. Pazar günü olacak. Zaten yarın gene yayın var bu arada. Onu da söyleyeyim. Yarınki yayına bekliyorum. Yarın saat 6'da yayın olacak. Cumartesi günleri saat 6'da yayın olacak. Ona kadar yarın Half-Life ile şey oynayacağız. Subnautica oynayacağız. Bekliyorum hepinizi. Görüşürüz. Get ama. İyi geceler. Soma'yı oynayacağım ama şimdi değil ya. Şimdi önümde çok plan var arkadaşlar. Bir sürü oyun var oynamam gereken. Bioshock serisini bitirmek istiyorum. Metro serisini bitirmek istiyorum. Fallout'ları oynayacağım. Elder Scrolls'ları oynayacağım. Onun dışında Bully the Scholarship Edition var. Onu oynayacağım. İşte hayran yapımı FNAF oyunları var. Eli bana verilen indie oyunlar falan filan var. Onları oynayacağım. Bir sürü şey var. Life is Strange falan filan var. Çok fazla oyun var şu anda planda. O yüzden yani çok yeni oyunları pek oynamam. Bir de umarım bütün bu oyunları Red Dead Redemption 2 çıkana kadar oynarım. Çünkü 2 çıkınca kesinlikle Red Dead Redemption 2'ye abanacağım. Onuna kadar. Outlast ve Whistleblower DLC'sinin ve Outlast 2'nin gizemlerini yapacak mısın? Yapabilirim, olabilir. Çok da çok fazla gizemli bir tarafı yok ama genel olarak bir açıklama videosu olabilir böyle en azından kafalardaki şüpheleri falan gidermek için. FNAF 2020 4.20 modunu oyna. FNAF 4.20 modunu Buğra canım benim lütfen spam yapmayalım. Sürekli aynı mesajları atmayalım. 4.20 modunu oynayacağım ama kesin bir tarih falan filan veremem. Bir ara kafama dank eder açarım yayını. FNAF modlarını teker teker oynarım. Evet oyuncu adam onu cevaplamıştım zaten. Sence G-Man kim? Onu burada söylemem. Onu burada söylemem. Onu gizem videolarında ya neden gizem? Valla bilmiyorum. Gizem böyle her zaman beni çeken birisi olmuştur. Birisi. Yani gizem var. Orada bir tane Gizem adlı bir tane kız var. Her zaman beni çekiyor. Gizem. Şaka maka bir yana. Ben küçüklüğümden beri böyle gizemli şeyler, mistik şeyler böyle bir ilgim oldu. Bir sezgi, ne bileyim. Doğamda var. Ne bileyim. Doğamda var. Ahbap, amnezya dedim de şu çekecek kemir aldım demiştin. Hatırlamadım vallahi ya. Hatırlayamadım. Hello Neighbor oynamayı düşünüyor musun? Oynayabilirim belki. Olabilir. Hello Neighbor bayağı ilginç görünüyor. Son 9 dakika kaldı abi. Son 9 dakika ya. Olacak böyle şeyler şimdi. Her şeyin sonu vardı değil mi? Bitmesi lazım bir noktada. Yayında. Şimdi şeye bakıyorum. Bir hafta olmuş sormuş. Resident Evil 7 ne zaman atacaksın diye. Hemen ona bakıyorum. Resident Evil 7'ye ne zaman başlayacağım? Ne zaman şey yapacağım? Bugün kaç? İkisi. 3. Bak yarın Freddy Fazbear Pizzeria Simulator var. Ondan sonra GTA San Andreas 21. bölüm var. Aman hadi. Bir bildirim gösteriyor orada şey yapmıyor. Resident Evil 5 Şubat.
3 gün sonra, en az 3 gün sonra 5 Şubat'ta Resident Evil 7. Ahbap bu şekilde mi yazılıyor? Sanırım Ahbap, evet. Ahbap. Ahbap The Evil Within oynamayı düşünür müsün? Farkındayım, bende oynanılacak bir oyun, çok oyunun olduğunu. Zaman yani olabilir, gelecekte olabilir. Evil Within ama bilgisayar oyunu muydu? Bilgisayar var mıydı? PC'ye çıkmış mıydı? Ama zaten Red Dead Redemption 2'den sonra oynarım herhalde artık onda. Dediğim gibi arada çok oyun var, senin de dediğim gibi. Half-Life'e ne zaman başlıyorsun? Yarın. Yarın Half-Life'e başlıyorum. Yarın ilk oyun Half-Life. 6'da başlayacağız. Orada olun. Yayında olun. Bir kere şu şapkanı çıkarır mısın? Tabii canım, şapkamı çıkarırım ya. Ne olacak? Gördüğünüz gibi. Başlar hafiften dökülüyor. Hafiften dökülmüyor aslında. Hiç bu kadar şey olmamıştı. Bu kadar geriye atılmamıştı. Genelde hep böyle biraz daha kesinliydi. Hop. Ah. Öyle daha iyi. Bir de önlere düşmüyor saçlar. Güzel oluyor. Eski videolarda böyle iyice artık sinirim bozuluyordu. Böyle videomu editlemeye çalışırken böyle sürekli böyle saçımı geri atıyordum. Deli oluyordum. Abi Undertale'ı her zaman Twitch yayın olarak mı çekeceksin? Evet ama şey atacağım. Undertale'ı YouTube'a atacağım bir an için. Beynim çalışmadı. Tırma saçlı. Öyle ya. Apap, yarınki yayına başlarken Steam grubundan duyuracak mısın? Sen duyurmayacaksın. Eğer moderatörümüz duyuyor. Abi bizim Steam grubu vardı değil mi? Onu unutmuşum lan. Ben Steam grubumuz olduğunu unutmuşum. İyi, Steam grubumuz varsa, moderatör de varsa duyursun birisi o zaman. Çok güzel olur. Süper olur. Apap, oyunda bir sürü gizem yaptım. Oyunun hikayesini anlatıyorum. Bir gün Serdar adında biri metniyle anlaşır ve pizzacı açarlar. Ve Serdar çocukları bir kenarda öldürür. Buğru adında bir adam ise girer ve telefon adam olur. Fakat gece 4 ölür ve sonra pizzacının adı kötüye girer. Bayağı Serdar'ın dönercisinde 5 gece olmuş yani. Freddy Fazbear'ın pizzacısında 5 gece gibi. Öyle. Yoruyor ya. Yayınlar, videolar hakikaten yoruyor. Yani sürekli konuşmak, sürekli yorum yapmak yoruyor. Hani oyun oynamak bile yoruyor zaten. Sürekli düşünmeniz gerekiyor. Ya da dikkat etmeniz gerekiyor. O başlı başına yoruyor. Onun üzerine yorum yapmanız lazım, konuşmanız lazım. Konuşmanın hem böyle bir zihinsel yorgunluğu var, hem bir fiziksel yorgunluğu var. Ve işte videolarda da bazen o yüzden böyle birazcık asık suratlı görünüyorum. Ondan sonra işte diyorsunuz işte hevesini kaybettin, eskisi gibi değilsin falan filan. O yorgunluktan daha önce günlük video çekiyordum. Tabii şimdi bayağı bir insan videoları bekliyor oluyor. Bir sorumluluk duygusu çöküyor insan üzerine. Bu yük değil tabii ki ama genelde videoları ona göre hazırlamam gerekiyor. O yüzden günlük video çekmek çok şey olmuyor. Nasıl desem? Pratik olmuyor. Önünüzde tatil varsa, video çekemeyeceksem ona göre benim hazırlık yapmam gerekiyor. Five Nights at Serdar's. Ahbap. Oyuna Purple Guy ekledim. Gizli bir yere onu bulabilirsin. Oyuncu adam sorma böyle sorular ya. Abi Undertale için gizem videosu çekecek misin? Undertale için gizem videosu. Bakalım, oyunu bir bitirelim de ondan sonra çekebilirim belki. Duruma göre, duruma göre, duruma göre. Ama hemen değil yani, bunların bir sırası var. Outlast çekeceğim, Half-Life çekeceğim, Undertale çekeceğim. Bir sürü oyun var çekmem gereken. Abi Half-Life gizemleri yapacaksan Portal'da oynan. İkisi aynı evrende geçiyor. Portal oynadım. Portal 2 oynadım. Biri daha oynamadım. Bir de oynayacağım. 2'yi bitirdim. Serdar abi izin verirsen oyununu yapacağım. Ey, bir sürü şey olsun. Serdar'ın dönercisinde 5 gece. Ben de yapacağım. Ben de ayrı olarak yapacağım bu arada. Birden böyle şey gibi, hıçkırık gibi bir şey geldi. Purple Guy nedir? Hiçbir FNAF oynamayan ben. Purple Guy oyundaki böyle gizemli bir adam. Oyunda oyunun bir arka plan hikayesi var. Tam doğrudan anlatılmayan bir arka plan hikayesi. Yani birazcık araştırıp bulmak gerekiyor. Şey gibi böyle oyunların yan görevleri olur. Öyle yan görevleri yaparsın, yaparken böyle bazı ayrıntılar verilir. Bütün ayrıntıları öğrendiğin zaman böyle olur. Vay be, oyun aslında başka bir şey hakkındaymış gibi. Ona benzer bir şey.
O arka plan hikayesinde de bir adam var, sürekli çocukları böyle öldürüp duruyor. O adam Purple Guy. Sorularıma cevap verdiğin için sağ ol Ahbap. Ne demek? Bunun için yayın açıyoruz. Serdar'la 146 gece. O bayağı bir... Aa lan! Kaydı... Neyse Twitch'ten şey yapacağız artık. Kaydı başlatmadım ben. Kaydı başlatacaktım. Yarın iyi ders oldu. Yarına kaydı da başlatırım artık. Ahbap GTA 5'in oyun motorundan senin oyununu yapmak gerekiyor. Bu benim oyun. Uf uf. Aslında kafada çok değil düşünceler var da onun için böyle sağlam kalabalık bir ekip lazım. Birbirleriyle anlaşabilecek, sürekli iletişimde olabilecek. One Night at Serdar'ın döner. Evet, benim dönercide bir gece tamamdır. Her şeyi bitiriyor. 5 geceye değer. Bu arada sana bir gizem şarkısı önereyim. Goosebumps. Bakarım. İyi geceler dostum. Görüşürüz. Elif Nur. Hangi programla oyun yap? Tek bir... Ha. Oyun yapan şu anda oyun yapan laptoplarımızı bilmiyorum da herhalde hazır asetleri kullanıyorsunuz siz. Yani oyun yapmak için tek bir program bazen gerekmiyor. Yani tek bir programla da oyun yaparsın aslında ama yani görsellerini hazırlayacaksın, onu yapacaksın, bunu yapacaksın. Sürekli farklı farklı araçlar gerekiyor. Ahbap kendi yaptığın oyunun ismini 146 koyarsan çok fiyakalı olur. Bakacağız ya kendi benim oyunda, oyunlarımda kafamda deli deli oyun düşünceleri var. Deli planlar var. Ve yavaş yavaş yayının sonuna geliyoruz artık. Son soruları alayım. Vedalar alayım. Saat 21.59. 10 oluyor. Gidip birazcık dinleneceğim. Ondan sonra da ailemle vakit geçireceğim. Vedalar'ın pidecisinde 5 gece. Oyun hikayesini hazırladım. Purple Serdar 6 ablamın bana geçirdi. O fena. Ve yayın biter. Aynen öyle Harun. Ne yapalım? İyi geceler dostum. Görüşürüz. Arkandaki rakun değil o be. Ayı, ayı olabilir. Ayı. Fred onun ismi. Fred. Birlikte karar verdik. Fred. Bir dakika. Ahbap gruba bak. Oyunu yayınlıyorum. Gruba bakacağım. Onu halledeceğim. Ahbap sana benden öneri iyi ve kötü sonu bitirmeden konuştuğumuz videoları izleme. Bir sürü spoiler içeriyor. Yok yok şey yapmayacağım. Undertale üzerine spoiler almamaya çalışacağım. Dönerini yemeden uyuma. Yarını iple çekiyoruz. Ahbap gruba bak oyunu yayınlıyorum. Tamam mı? Onu şey yapacağım halledeceğiz. Burada sen merak etme. Fred değil. Ve izlediğiniz için umarım bu yayından keyif almışsınızdır. Yayından keyif aldıysanız beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Hep böyle YouTuber'ların kafasında belirli template'ler oluşuyor ya. Böyle hazır sonlar vardır. Hazır girişler vardır. Kafamıza göre. Onu uyarlamaya çalışıyorum şu anda kendi kafamla. Yayına geçirince neyse. Bir sonraki yayında görüşmek üzere ki yarın 6'da bekliyorum hepinizi. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Sen de şeyde sen de hadi. Hadi şeyde veda et. Hadi. Hayatta yüksek çizgilikte kalmanız dileğiyle. Bay bay. Lan mouse nerede?